Evet, Spor Editör'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Evet, Spor Editör'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sakaryaspor saatten önce biten karşılaşmada Mersin'de oynanan maçta Türkiye Kupası 5. tur maçında Hatayspor'a 5-1 mağlup olarak sahadan mağlup ayrılarak Türkiye Kupası'na da veda etmiş oldu. Tabii ki bu maçı konuşacağız. Lig maçlarını konuşacağız. Ligi konuşacağız. Sakaryaspor'u konuşacağız. Sakaryaspor'un ligdeki gidişatı da önemliydi. Ancak kupada bu akşamki alınan sonuç ve Sakaryaspor'un kupaya veda etmesi normal bir sonuç olarak göründü. Çünkü Sakaryaspor Hatay maçına giderken 6 oyuncusunu Hatay'a götürmedi. Bunların yorumlarını yapacağız. Tabii ki Sakaryaspor'un ligdeki Göztepe maçını kısa bir değerlendirmesini yapıp Gençler Birliği maçında bu hafta önce Gençler Birliği maçının büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Şampiyonluk yolunda Sakaryaspor'un rakipleriyle arasını açmaması gerekiyor. Onun dışında Sapancaspor, Bağlıgi takımlarımız ve tabii ki handbol, basketbol ve voleybol takımlarımızı da kısa kısa konuşacağız. Sakarya'daki spor gelişmelerini, gelişen spor olaylarını da yine elimizden geldiği kadar program boyunca sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız sevgili futbolseverler. Şimdi tabii ki Sakaryaspor biliyorsunuz Hatay'ın sahası kapalı olduğu için Mersin'de oynanan maçta önce Sakaryaspor'u gerçekten Mersin taraftarı çok güzel karşıladılar. Onlara buradan teşekkürlerimizi iletelim. Sakaryaspor kendi evinde gibi hissetti Mersin'de. Bu da sosyal medyaya gerekse haber bültenlerine yansıyan güzel olaylardan biriydi. Ancak Sakaryaspor tabii ki yedek ağırlıklı kadrosuyla maalesef sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Giderken de zaten Tuncay Şanlı'nın hedefinde kupanın olmadığını az çok biliyorduk. Çünkü 6-7 as oyuncusunu Mersin'e götürmemişti. Sait Hocam maçı izledin mi? Tabii ki izlemişsindir. Kupa maçını mı? Kupa maçını, Mersin maçıyla ilgili bu akşam oynanan maçla ilgili neler söyleyeceksin? Kupa maçını izledik tabii. Kupa maçında Tuncay Hoca farklı bir 11 sahaya çıkardı. Oynamayan oyunculara şans verdi bu akşam. Sağda Oğuz, solda Bülent Cevahir, ortada Çağlayan'dan Berat Can. Şimdi bunlar zaten bu dörtlü ilk defa oynadılar ve çok uyumsuz gözüktüler. Kalede de İbrahim vardı bugün. Orta sahada Rotman, Murat Cem, Sinan Kurt. İleride de yeni oyuncumuz Dimitrov, Kabongo ve Burak. Şimdi bugünkü maça bakınca Sakaryaspor devre arasındaki hazırlığında biz bazı şeyleri tamamlar diye düşündük. Bugünkü maçtan da bağlantılı yapalım ligde oynamış olduğu maçı. Bugünkü maçta gerçi ilk maçında oynayan 11 olmadı ama oynayanlar vardı. Orada mesela kim vardı? İşte Murat Cem ilk maçında oynadı. Burak oynadı. Kabongo oynadı. Kabongo gerçi ikinci devre girdi. Biz fiziksel anlamda Sakaryaspor'un devre arasını iyi geçirmediğini görüyoruz iki tane maça baktığımızda. Oyuncuların genel görüntüsü buydu. Aslında ben şunu bekledim. Yani devre arası kampında Sakaryaspor'un var olan eksiklerini bu devre arası kampında giderilir ve Sakaryaspor daha iyi bir seviyede maçlarına çıkar diye düşündük. Fakat iki maçta bunu görmedik. Gerçi bu maçı biz hayırlı bir yenilgi diyelim. Çünkü biz ligde kupada zaten devam etmeyeceğiz. Kadro derinliğimiz buna müsait değil. Bunun böyle olacağını zaten tahmin ediyorduk. Şimdi biz şuna bakacağız. Önemli olan önümüzde lig maçı var. Gençler Birliği'nin deplasmanda. İçeride oynadığımız maçı kaybettik. Bu olabilir çünkü 11 kupayı da sayarsak 12 maçlık bir seri bitti. Normal yani futbolda bunlar olabilir. Zira sürgüt hepsini bütün maçları kazanacak hali yok bir takımın. Bunu yapması mümkün değil zaten. Bu maçtan ders çıkarıp önümüzdeki maçta Gençler Birliği maçını kazanarak tekrar üste tutunmanın bir yolunu bulmalıyız bir şekilde. Çünkü devre arasında transfer yapan diğer takımlar da var.
güçlendi. Oraya geleceğiz. Genç tabiri maçına atlamayalım. Onun sırayla gideceğiz. Kupa başından söyleyeceğimiz şey şu. Yani bir şey gördün mü? Mesela Berat Can şanlı oynadı. Yani ben şimdi burada gözüme çarpan Çağlayan oldu. Çağlayan'ın şeyi bana hoşuma gitti. Evet. Sağ duruşu ve toplara müdahalelerini ben beğendim. Ondan sonra zaten Bülent Cevahir'i biliyoruz. Sağda oynayan Oğuz'u da biliyoruz. Bunları bildiğimiz oyuncular. Yeni gelen Dimitrov'un da bu takıma katkı yapacağını gördüm ben. Yani öyle düşünüyorum, benim düşüncem. Biraz dağınık oynuyor ama olsun, kötü kalitesi değil. Kalitesi yani bizim takıma lazım bir oyuncu. Mesela bu maçta, yine geçen maçta da oldu. Simon denen bir oyuncu var. Yani bu takımda bu oyuncunun bence işi yok. Çünkü çok yetersiz bir oyuncu Sakaryaspor için. Yani ben yeterli görmüyorum oyuncuyu. Rotman ön libero oynuyor. Rotman yine bugün yine ön libero da oynadı. İkinci devre Tuncay Hoca'nı geriye aldı. Ortaya Simon'u koyarak onu geriye aldı. Yani Rotman orta sahada yetersiz bence. Yani daha bir kıvrak, daha bir oyun kurucu bir oyuncu olması lazım. Yani daha böyle bir aksiyonel bir oyuncu. Farklı, hem öne hem arka iki yönlü iyi oynayabilen bir oyuncu lazım. Onun işi değil. Yani orada onu gördük. Bugünkü maçta bizim gördüğümüz şeyler bunlar. Çok basit hatalar yaptık. Yani adamlar yürüyerek gol attılar. Golleri hep öyle yedik. Evet, savunmadaki. Ama kalecimizin de bugün dikkat dedirtti bize. Yani Cihan'dan eğer İbrahim eğer üşüşecek olsa biraz sıkıntılı bir durum var orada. Kalede gibi gözüktü bugün. Gerçi çok fazla kalecinin de yapacağı bir şey yoktu. Adam yani inci gibi dizdi açıkçası bizim savunmayı. Bir de en büyük eksik şunu gördüm ben. Kenar toplarda hep rakip kafa vurdu. Yani atılan toplarda. Bu da çok eksikti yani. Bir de çok pas hataları vardı, inanılmaz. O zaten geçen maçın hastalığı. Geçen maçta biliyorsunuz Göztepe maçında çok inanılmaz pas hataları yaptık. Çok fazla hata yaptık yani. Yani saha da kötü değildi. Güzeldi. Hava da güzel. Yani böyle yani. Bir sahada bu kadar pas hatası normal mi? Bülent Hoca'nın yorumlarına geçelim. Evet hocam. Ya şimdi Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'un çok önemsediğini düşünmüyorum. Zaten sahaya çıkardığı kadrodan belli. Çok uyumsuz bir defans. Çağlayan'la Berat zaten ilk defa oynuyor. Kaleci ilk defa oynuyor. Hadi bekler oynadı. Ama bu kadar uyumsuzluk hiç beklemiyordum. Çağlayan sezon başından beri doğru dürüst oynamadı. Bir Ankaraspor maçında oynadı. Bir de bu maçta oynadı. Sait hocamın dediği gibi yani görevini yaptı ama ya bu kupa maçları çok önemli değil. Eğer sen kayla almazsan rakipte bir süper lig takımı, yani bakarsan oraya şu anda kötü gidiyorlar ama Galatasaray tek yeni ligisini Hatay Spor'dan aldı. Oraya baktığın zaman sıkıntılı oluyor. Bizim çıkardığımız kadroyla bugünkü Hatay Spor'u yenme şansımız hiç yoktu. Hele mücadele hiç yok. Oyunda tutunma hiç yok. Yani bir mücadele edersin. Bir Kasımpaşa Bandırma maçını seyrettim. Hüseyin Eroğlu ile çıktı. Ya inanılmaz bir mücadele etti. Ama tam kadro çıkmıştır. Ya tam kadro. Sen de çıkabilirdin tam kadro. Ama bu kadar uyumsuzluk, bu kadar defans hataları. Kaleci de yani 2-3 tane golde yapacak çok fazla bir şey yoktu ama 1-2 tane golde de hatası vardı. Çok da önemli değil. Bundan sonra önümüze bakmamız lazım. Kupa maçı geride kaldı. Yani Burak Süleyman, ya Burak Süleyman için çok şeyler söyleyeceğim ama şu maça bakarak da hiçbir şey söylemek istemiyor canım. Çünkü bu maç Burak Süleyman'ın maçı değil. Yani kendini gösterebilirdi. Yani Burak Süleyman çok kaliteli bir oyuncu. Ama yani kanat oynarsa iyi. Santifor falan oynamaz. Ona bakarsan Dimitri'yi çok beğendim. Yani çok faydası olacak. Süratli, topla giden, teknik, çalım atan bir oyuncu. Çok hoşuma gitti. Hasan fena değildi. 8 numarada Hasan iyi. Benim hoşuma. Rotman, Sait Hocam'ın dediği gibi. Yani 6 numarada defansif bir 6 numara. Bu takıma net 6 numara lazım. Mikail'i göndermemeleri lazımdı. Oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncumuzdu. Yani gitmesi çok kötü olmuş. Çünkü Mikail'in 6 numarada oynayacağı Rotman oynamazsa Mikail oynardı. Mikail'in gitmesi için ya Mikail ayarında bir tane oyuncu ya da oraya bir transfer yani mi yapacaklar? Şart yani. Yani o şeyde, net gözüküyor. Şeyde bir oyuncu var, onu söyleyeyim ben hemen, yeri geldi. Ümraniye Gençler Birliği maçını izledim. Orada Ümraniye'de oynayan bir tane Coşkun Diniyev diye bir oyuncu var. Evet, çok hoşuma gitti. Bir de solda oynayan Emre diye birisi var. Emre diye bir çocuk var. Genç, 20 yaşında. İki tane oyuncu çok. Ümraniye'de çok iyi bir oyuncu. Coşkun Diniyev'i çok beğendim. Orta sahada alamazsın ki hocam. Yani şimdi baktığın zaman transferlerle ilgili yani parasal konuda çok iyi bir kulüp olarak görülmüyoruz yani. Mesela Göztepe'nin de olan para veya Kocaeli'de olan para şu anda Sakaryaspor'da yok. Yani Tuncay Hoca da çok oyuncu almak ister ama
baktığın zaman hepsi para lazım. Nasıl alacaksın? Yani bu takımın eksikleri çok. Bunu söyleyeyim. Bu konuda bizim ne yönetim, bu yönetimin bu konuda açık şeyi de yok biliyor musun? Yani paramız var mı yok mu? Ne kadar transfer yapabileceğiz? Bunu da çok bilemiyoruz açıkçası. Yani para sıkıntısı var tabii de. Ne kadar olduğunu şimdi bilemiyoruz. Yönetim bunu ya, para sıkıntısı var olarak şu ana kadar bir açıklama yapmadı ama. Ama net gözüküyor yani bizim, Şenol bu. Net çünkü gözüküyor. Bir de şöyle bir şey var yani. Adam almazsa. Adam transfer konusunu ayrı açacağım. Çünkü transfer konusunda tamam. Birkaç aldığımız duyumlar var. Yani neden transfer yapmak istemediler? İşte kim istemedi gibi. Onu konuşacağız. Sırayla geçelim. Kupa maçıyla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Kupa maçı olduğu için yani çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yani sonuçta tam kadro çıkmamışız, mücadele etmemişiz. Evet. Farklı bir skorla mağlup olmuşuz. Oynamayan oyuncuları da görme fırsatı bulduk. Öyle yani. Şimdi Berat anlamda... ilk defa oynuyor. Evet. O da genç bir oyuncumuz. O da kendini göstermek isterdi ama yani şanssız 3. dakikada mı, 2. dakikada mı yenen goller arda arda gelince bir oyuncu zaten 4 tane gol attı, İsveçli bir oyuncu. Stenberg miydi? Stenberg. 4 tane gol attı. Yani çok tutunamadık, çok karşılık koyamadık. Sakaryaspor'da şu 2 maç hocamın dediği gibi düşüş var, bayağı bir düşüş var. Göztepe yenilgisini de anlatacağız zaten neye yenildi, nasıl yenildi diye. Yani biraz daha lige daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Tuncay Hoca da zaten onu düşündüğü için 6 tane oyuncumuzu götürmedi. Hal böyle olunca da Gençler Birliği maçının önemini herkes biliyor. Yönetim biliyor, hoca biliyor. Böyle olunca da Gençler Birliği maçını kaybedersek üstte tutunma açısından bizim için çok zor olacak. Onun için bunu düşündüğü için hoca kupaya önem vermediğini düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii ki kupa maçı böylece 5. turda yani son bulmuş oldu. Sakaryaspor Türkiye Kupası'na veda etti. Zaten Sakaryaspor'un hedefi lig. İlk tek şampiyonluk. Tabii bunu açacağız. Yani bugün ben hatta bugün gazete için bir yazı yazarken de bunu yazdım. Acaba Sakaryaspor'un hedefi gerçekten şampiyonluk mu? Şimdi sezon başına baktığımız zaman Başkan Cumhur Genç'in bir konuşması vardı hatırlıyorsanız. Dedi ki işte Cumhur Genç ligin keyfini çıkartalım ama şampiyon olalım dedi. Şimdi hem keyfini çıkartıp hem şampiyon olmak biraz zor olacak şampiyon gibi geliyor bana. Şampiyon olmamız zor. O geçti. He. Ama keyfini çıkartırsın. Yani keyfini çıkartıyoruz ancak şampiyonluk yani şöyle şampiyonluk yani şampiyon değil de ikinci olursun. İşte ya playoff'a bir yerden çıkarsın ama hala ikincilik şansımız var mı? Var. Çünkü ya var. Yani orada baktığımız zaman aramızda bir 3 var. Var canım var ya. Var şimdi bir anda biz şimdi 11 maçlık bir seri yapıp da bir maçı kaybedince her şeyi tabii o seri bozuldu. Halimiz yok yani. Yani seri bozuldu ama Göztepe gibi olsun bir takım canım, normal mağlup yani bozulur. Ki çok kötü oynadı bu maç. Bir de yani Sakaryaspor son hafta oynadığı en kötü maç Göztepe maçı. Yani rakibin hak ederek kazandığı bir maçtı yani. Şimdi Göztepe maçına geçelim yavaş yavaş. Geçelim. Çünkü hatta siz geçen hafta hatırlarsanız ben bir şey demiştim Bülent Hocam. Sakaryaspor'a bu kamp yaradı mı? Yaramadım. Yani ligi ara vermemiz bizim için bu serinin bozulmasında bir etken olabilir mi demiştim. Siz de herhalde kamplar her zaman yarar falan demiştim. Öyle bir şey mi demiştim? Ben bir şey demedim. Kampla ilgili de. Bir, yani Sait Hocam dedi. Yani, demiştir. Valla kamp tabii yarar. Sever kampı sever hocam. Eğer ama amacına uygun kamp yaparsan tabii ki yani kamp zaten çünkü, kamplar bunun için yapılıyor. Yani kampın Sakaryaspor'un serisini bozacağını düşünmüştüm. Yani bir havamız vardı, ara. Bir hızımız vardı, bir ara verildi. O ara bizi biraz ara bozar. Bozdu yani. Nasıl evet. Milli maç arası olduğu zaman. Bir de futbolcu kampı sevmez yani. Ben futbolcu hiç kamp seven futbolcu görmedim şimdi. Bence de. Futbolcu bir an evvel ailesinin yanında. Uzun süreli kamplar zaten faydalı değil. Şimdi çok uzun süreli kamplar. Hemen oraya gelelim. Göztepe ne yapmış? Göztepe İzmir'de yapmış kamp. Kendi tesislerinde yapmış. Yani tabii oradaki hava koşullarıyla yani burada da gerçi havalar kötü değil ama kar yağmadı bir şey olmadı. Bu ara kötüydü ya. Bu ara iyi değildi. Ha, yani soğuktu. Ya, olabilir miydi? Belki olabilirdi. Hazırlık maçı yapamazdın işte. Zaten onlar da fazla yapmadı. Ancak tabii ki bir birliktelik adına güzel bir Sakaryaspor'da bir oluşum oluşmuştu. 13 işte 12 maçlık bir kupayla beraber seri bir galibiyetler serisi. Yenilmeden lige devam etmek. O da bir stres baskı yaratmıştı. Ancak Göztepe maçı gerçekten de yani kimsenin beklemediği kadar kötü mü oynadık yoksa Göztepe mi çok iyi oynadı? Bülent Hocam'dan başlayalım. Şimdi şöyle bu maçı seyreden herkes yani yarısından çoğu diyecek ki işte Sakaryaspor kötü oynadı. İşte pas yapamadık. Hep bizi geriye top attık. İleriye gidemedik. Şut atamadık. İstatistiklere baktığımız zaman attığımız korner sayısı az. Attığımız şut sayısı az. Topta kalma süresi az. Her şey bizim aleyhimize. Ancak
Biz şimdi doğru gittik, iki hafta kamp yaptık. Bu nedir biliyor musun? Devlet memurları bir ay izin alırlar. Giderler böyle Alanya'da, orada burada kamp yaparlar. Gelirler pazartesi günü izin bittikten sonra iş yerine. O gün hiç canı çalışmak istemezler. Çünkü kampın verdiği bir rehavet vardır. Bir yorgunluk vardır. O nasıl geçtiğini anlamazlar. Çalışmak istemezler. Niye geldi? Birkaç gün böyle adapte olma süresi. Sakaryaspor'da öyle bir şeydi. Yalnız şuraya bakmak lazım. Sakaryaspor mu kötü oynadı? Göztepe bizi kötü oynamaya mı itti? Bana göre ikinci şık doğru. Çünkü niye? Biz normal gittiğimizde kampımızı yaptık. Normal idmanlarımızı yaptık, geldik. Fakat onlar şunu yaptılar. Bize çalıştılar. Evet. Bizi kampa kendi tesislerinde yaptılar. Şimdi savaş nasıl kazanılır? Bir ülkeyle savaş yapacağın zaman alırsın bir haritayı, masaya yatırırsın. Bakarsın. Nerede dağ var, nerede göl var, nerede cephaneliği var, nerede şehir merkezleri var. Kara harekatını nereden başlatacaksın, hava desteğini nereden yapacaksın falan. Bu bir stratejidir. Bunu yaparsın. Bunlar da Göztepe'de Sakaryaspor'un kadrosunun önüne koymuş ve çalışmışlar. Sakaryaspor'un nereleri kuvvetli, nereleri zayıf. O kadar güzel. Şimdi şunu soruyorum. Göztepe 5'li defansta sezon başından beri kaç maç oynadı? 5'li. 5, 3, 2. Kaç maç oynadı? Şimdi bana diyorlar ki sen sisteme çok takılıyorsun. Bakın şimdi. Eğer bir futbolda sistem olmazsa siz mahalle maçı oynarsınız. Sistem nedir? Maç kazanmaya yardımcı olur. Daha kolay gol atmanı sağlar. Bu böyledir. Yani sen bir sistemin olacak ama o sistem eğer olmazsa bir B planın da olacak. Yani rakip senin beşli savunma oynuyor ise sen beşli savunmayı kırmak için başka bir sisteme de geçebilirsin. Fakat bunlar idmanda çalışılacak olan şeylerdir. Yani mutlaka B ve C planların olması lazım ve değişiklikleri de çok iyi yapman lazım. Şimdi evet. Bakıyoruz Sakaryaspor'a. Sakaryaspor'un iki kanadı iyi mi? İyi. Delvale başladı. Ondan sonra da geldi. Formunu arttırdı. Delvale 34 yaşında. Ve sezon sonuna kadar devamlı arttırarak gitmez. Devamlı bir insan merdivenlere devamlı çıkamazsın. Yani. Bu merdivenlerin inişi de vardır. Delvale ve Roşi, Bolu maçı hariç Roşi'nin ben Sakaryaspor'da çok iyi bir maç olduğunu hatırlamıyorum. Bak geçen, ve burada geçen hafta şunu söyledim. Bak o bir haftalık şunu söyledim. Sakaryaspor'un Kocaelispor'u 3-1 yenmesine Eyüp'e 5 tane atmış Göztepe'nin Bodrum gibi, bak Bodrum Spor gibi kadrosunun, ikinci lig kadrosundan bir takımdan, bir tane Kenan Özer diye santoforları var takımı öne itenle. O kadrodan 3 yemesi kimseyi aldatmasın. Bunlar hepsi adam alacak dedim. Stavlo diye bir hoca geldi. Adam 6 maçta 5 galibiyet aldı. Bir tek Bodrum maçını kaybetti. Bodrum maçını da kaybetti. Karambol'den 7 ve birisi de penaltıdan gollerle kaybetti. Orada da kötü oynamadılar onlar. Şimdi Göztepe takımı Erzurum'a gittiğinde Erzurumspor'un savunması 5'li defansta. Kontrataklarla, geçiş oyununda Göztepe'yi 3-2 yendiler. Şimdi buraya baktığımızda Delvale, şimdi bunların dizilişleri vardır değil mi? Şimdi bunlarda iki tane stoper var tandem oynayan. Nelson ve Taha diye arkada bir oyuncu var. Bunların ikisinin de defansif yönü çok iyi olan oyuncular. Fakat onların tam ortasına orta saha oyuncusu Tarkan'ı yerleştirmiş. Tarkan'ı yerleştirdikten sonra o gün sağ bek ve İsmail Köybaşı olan sağ bek ve sol beklerde birisi Delvali'ye, biri Roşi'ye yanaşmış. Şimdi ortadaki buraya kadar kilitlemeyi yapmış mı Göztepe? Yapmış. Şimdi orta sahada Kocaelispor'un kahramanları Hasan Kılıç ve Murat Cem'i etkisiz hale getirmek kalıyor. İşte onların önüne koydukları 3 tanesinden hepsi adam eşleşmesi yapmışlar. Hani ben senle eşleştim, Sait Hoca bizim Fatih'le eşleşmiş gibi. Eşleşince bunlar top aldığı zaman bunlar çıkarak bunlara baskı yaptı. Baskı yapınca ileriye taşıyamadıkları için geriye dönmek zorunda kaldı bizimkiler. İleride oynayan Doğan ve Kubilay Kanatsız Kuş da bunlara da yardımcı olunca, ki bir santoforlara çok ihtiyacı var net gözüküyor Göztepe'nin, ki almaları lazım. Bir de duvar gibi bir stoper aldılar. Daha o stoper oynatmadılar. Eliton diye duvar gibi bir stoper var. 90. dakikada girdi. Bir tane de Hazer'i almışlar. O da 75'te falan girdi. Daha ondan daha faydalanamadılar. Ama daha bizi kitlediler Atınç yani. Gibi bir stoperlerini kenara koyuyorlar mesela. Atınç Sakaryaspor'da olsa
banka oynar. Bak atış yani Sakaryaspor'a resmen nefes aldırmadılar ya. Bak aldırmadılar. Niye aldırmadılar? İşte bu sistemle aldırmadılar. Biz ne oynuyoruz? 4-1-4-1 oynuyoruz. Peki 4-1-4-1'den biz ne yapmamız lazımdı? Bizim B planımız ne olması lazımdı? Bana göre 4-3-3 olması lazımdı. 4-3-3 benim en beğendiğim, en böyle faydalı olduğunu düşündüğüm bir sistemdir. Ama bunu oynamak için yani 4-3-3 oynayan bir takımda baskı, agresiflik, ondan sonra fırsatçılık, hücum ne ararsan bu sistemde vardır. Rakibi boğarsın. 5-3-2, 5-4-1 ondan sonra bu sistemler veya 4-5-1 bu sistemlerin tek panzehiridir 4-3-3. Yani böyle baktığın zaman bizim bir B planımız olmadığını ve ezildiğimizi gördük. Kocaeli'nin ezen ortası Göztepe maçında ezildiler. Ama neden? Çok akıllı bir stratejiye denk geldik. Peki şimdi soruyorum. Ben şimdi Göztepe'yi çok takip edeceğim. Bakalım beşli defansı kaç kişiye oynayacak? Eyüp maçında bile oynamadılar beşli. Önde zaten baskı yapan, boğan ve bunu da çok iyi yapan bir takım yönetimdeydiler. Eyüp maçında bunu net gördük. Giresun maçını seyretmiştim. Giresun'u 20 dakika presle boğdular. Kendi sahalarında. Bodrum'a çok fazla yapamadılar. Uzun toplarla bozdu Bodrum onları. Ve zaten baktığın zaman üstteki 7 kişi, 7 takımın arasına hem Bodrum, hem Bandırma, hem Çorum burnunu soktu. Burnunu soktu. Bu bizim için iyi bir şey olmadı. 6 puanlık maçı kaybettik. 6 puanlık maçı kaybetmememiz lazımdı. Transferlere gireceksin mi? En azından yenilmeyeceğim. Transfere gireceğiz. Hayır. Gireceksin. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Sait Hoca hakkını almayayım. Bir de şeyi sorayım. Sait Hoca'ya geçmeden önce. Kobongo ile başlamamak doğru muydu? Hata. Şimdi hataydı bence. Yani. Bakın Kasongo ile biz bir hafta dedik değil mi hocam? Burak Süleyman santrafor değil. Kanat oyuncusu. Orada başladığın zaman şimdi Stolov denilen hoca kadrolar soyunma odasında geliyor değil mi? Şimdi ben bu kağıdı aldım. Burada Sakaryaspor'un kadrosu var. Okuyorum. Evet. Burak Süleyman santrafor, Kasongo yedek. Ben orada maçı kazandığımı o elime aldığım listeden anlarım. Esami listesi. Ben bu maçı kazandım. Niye? Sen zaten Kasongo'dan çekildiğin için beşli defans yapmışsın. Ve ortaya da Tarkan diye orta sahada oynayacak. Orta saha oyuncusunu da iki tandemin arasına sokmuşsun. Kasongo'ya fırsat vermemek için. Kasongo yedek. Sen maçı kazandın. Bundan sonrası baskı kolaylaştı. Bundan sonra yapacağın adamları geriye ittirmek. Bunları nasıl yapacaksın? Önde baskıyla yapacaksın. Geriye de ittirdi zaten. Ne Roche'yi döndürdü, ne Delvali'yi döndürdü. Aslında Sakaryaspor oynaması gerektiği gibi oynadı. Sakaryaspor hani çok kötü falan değildi. Adamlar bizi kötü oynamaya itti. Yok yok hani Kasonga'nın Kasonga'nın 11'de çıkmaması doğru. Hataydı. Doğru değildi. Hataydı. Şimdi ya da ne düşündü Tuncay Şanlı? Ya şimdi bak. Roche'yi çıkarıp da Kasonga'yı almak da ayrı bir hataydı. Bak onu da söylüyorum. Roche'yi çıkarttığın zaman Dimitra'yı alacaksın. Oraya. O kanada alacaksın. Eğer Roche kötüyse onu oraya alacaksın. Burak Süleyman'ı çıkarıp Kasongo'yu alsaydı daha iyiydi. Değişiklikler zaten çok anlam veremedim. Ali Ülgen iki hafta iyiydi. Çok kötü oynadı. Ali Ülgen'in ezilmesi hem Doğan oraya geldi hem de İsmail Köybaşı oraya geldi. İki kişiyle evet. Mücadele etmek zorunda kalan Ali orada ezildi. Ondan sonra Ali kötü oynadığı için Oğuz Yıldırım oraya aldı. Rotman'ı çıkardı. Simon ya da Simon nasıl dersiniz? Simon diyeyim. Simon'u aldı. Murat Cem'in yerine de Dimitrov'u aldı. Yani bu değişiklikler de tutmadı. Yani seni öne bu değişiklikler itmedi. Evet. Yani sen baskı yiyince hep geriye dönmek zorunda. Bir kısım zaman zaman saman alevi gibi parladığımız zamanlar oldu. O da bize galibiyet için yetmedi. Attığımız gole bakın. Attığımız gol de şans golüdür yani. Kalecinin tamamıyla hatasıdır yani. Sen gol atmış olarak saymıyorum. İlk yarının son sahnesinde bir beraberlik golü kaçırdık. Yani o... Roche'nin pozisyonu offside değil. Roche golü alsa gol yani. Offside kaldırdı hakem ama sonradan baktım şeyde kesinlikle offside değil. Ben de değil gördüm ama. Yok değil offside değil. Atamadı Roche onu. Atsa zaten vardan dönecek bir gol olacaktı. Ama tabii yani ona rağmen pozisyonlarımız oldu, vardı ama Göztepe karşısında gerçekten de biz bu yani kamp takımı geriletmiş gibi gözüktürdü. Evet. Yani kamp, aslında gerileme yok. Göztepe'nin çok iyi bir oyunu var. Göztepe'nin oyunu var. Şimdi gerçekten şeyimiz ne olursa olsun, sisteminiz ne olursa olsun 4-3-2-1 olur, 4-3-3 olur. İşte Bülent'in dediği gibi 4-1-4-1 olur. Şimdi burada önemli olan şudur. Sahaya çıkan takım sistemi sahaya yani sistem oynayabilecek mücadeleyi ortaya koyuyor. Bu çok önemli yani. Ve biz bu maçta şunu gördük. Bizim takımımız sahada
Kötü oynamayı bırakın ama kötü mücadele, çok kötü mücadele ettik. Bu birinci eksiklik buydu. Yani mücadele konusunda. Fizik olarak da yetersiz. Göztepe'nin çok gerisinde. Tabii tabii. Fizik olarak da Göztepe'nin çok yetersiz. Göztepe'nin çok gerisinde kaldık. Bu bir. İkincisi, biz şimdi Göztepe'ye o kadar çok fazla alan bıraktık ki, geniş alan bıraktık ki, topu aldığı zaman Göztepe istediği gibi oyunu oynadı. Yani biz alanları kapatamadık. Bugünkü maçta aynı şeyi gördüm ben. Bugünkü kupa maçında da yine topu kaptırdığımız zamanlarda Hatay Spor hücuma çıkarken bizim takım baktım 6-7 kişi önde kaldı. Geri dönüşlerde çok eksik kaldık. Evet. Bu da bizim en büyük eksiğimiz. Geçen maçta Göztepe maçında da aynısı oldu. Çok fazla alan bırakınca Göztepe'de zaten sayısız fırsat buldu. İşte Bülent'in dediği gibi mesela öyle etmişler ki Delvay adam bir kere geçemedi ya sağ beklerini şey yani adam öyle bir kontrol etti adamı yani. Adamlar şunu uyguladı yani çok çok kontrollü acayip bir markaj yaptılar ya Delvay. Şunu uyguladılar. Futbolda bir klasik vardır. Top sendeyken oynayacaksın, top rakipteyken oynatmayacaksın. Evet. Top bizdeyken adamlar ama tabii fizik gücü de önemli. Diğer takım yani bak, Göztepe hakikaten oynatmadı bizi. Yani bir de şimdi Göztepe ile Sakaryaspor arasındaki yani parasal duruma baktığımız zaman da bizden 3-5 kat tabii falan. Tabii ki. Parası tarafa sahaya çıkmışsın artık. Yani orada parası da tamam da ama inanılmaz şeyleri var. Yani oyuncu inanılmaz bak, bir söylüyorum. Gücü var. Parasal topsuz gücü de var. Çok iyi oynadılar. Yani. Bizim i̇yi takım yani. Çok iyi takım. Bak topsuz oyunu çok iyi oynadılar. Bir daha transfer yapıyorlar. Yani kafamızı çok iyi karıştırdılar. Bak ya resmen futbolcuların kafasını karıştırdı. Nereye top atacağımızı şaşırdık. İki pas öteye atamadık yani. Adamın ayağına atamadık. Yani Kocaeli maçında oynayan Sakaryaspor'la Göztepe maçında oynayan Sakaryaspor'un arasında iki maçı seyredin. Dersin ki bu hayır o Kocaeli maçındaki yani takım ligde biz Göztepe gibi bir rakiple daha oynamayacağız. Bitti yani. Başka örneğin hani o kadar kaliteli bir rakip ben öyle Göztepe. Yenemesen de yenilmeyecek. Yok yok biz şunu dedik yani bunu izleyenler dedi ki ya bu Göztepe bu ligden çıkar. İzlenimi verdiler bize yani. Yani her şeye rağmen her şeye olabilir rağmen, her şey. Bak, her şeye rağmen. Ve çok kötüydü bu Göztepe hatırlıyorsunuz değil mi? Yani ligin başlarında bir falan. Bir antrenör bir takımı nasıl düzeltmiş? Yani hayretler içerisinde kaldım. Bak nasıl. Çok kötü şimdi bir Tuncay takım. Tuncay hocamız bizim Ertuğrul hocaya ve Arda hocaya büyük ders verdi. Bak evet. Büyük ders verdi. O iki tane maçı Tuncay hoca aldı. Bak iki tane maçı burada da anlattık nasıl aldığını. Tuncay hoca aldı. Fakat Göztepe maçını da onların hocaları aldı. Evet gerçekten. Müthiş bir strateji takımı yapmış. Takımı düzeltmiş adam ya. Evet, bir de çok düzeltmiş. İyi Sakaryaspor'u çok iyi etüt etmiş. Hayatta bizi önde baskı yapmayan takım devamlı baskı yani. Yapmaya başladı. Onlar önde. Hücum zenginliğini arttırmış. Baskıyı arttırmış. Rakip kafalarını karıştırmayı arttırmış. Pas seçeneğini çok fazla ön planda tutmuş. Her taraftan bize hücum ettiler. Evet. Yani sen böyle bir takıma karşı yüksek bir savunma hattıyla oynayacaksın. Yani bizim, onu da beceremedik. Bizim takımımız teknik oyunculardan kuruldu. Var bize teknik. Yani pas yapan oyuncular var ama şimdi niye çok fazla pas hatası yaptık? Biz rakip seni pas hatasına zorladı. Çok sana baskı yaptı. Seni çok sıkıştırdı. Sana oynatmadı. Bu iki maçta bile mesela bu şey adam tutma baskıyı yapabilme gerçekten çok çok önemli. Şey dikkatimi çekti bugün. Hatay Spor'un stoperi Burak Yılmaz denen bir oyuncu. Kabongo'yu tutuyor. İnan samimi söyleyeyim sana. Kabongo orta sahaya kadar geldi, orta yuvarlığa kadar geldi. Oraya kadar onunla beraber geldi. Evet, devre arası bir şeye girdim. Soyunma odasına gittim. Devre oldu. Baktım yine onun yanında gidiyor. Adam hala onunla beraber yani. Yok yani. Burak Sakaryalı biliyorsun. Bilmiyorum onu. Burak Yılmaz. Evet. Onların stoperi yani. Hatay Spor'un stoperi. Ya orada ne yapacaktı biliyor musun? Benim şahsi fikrim. Burak Şekermane'nin. Yani yüksek bir savunma hattıyla oynuyorsa, beşli bir defans yaptıysa, sen de 4-5-1'e dön. 4-5-1'e dön. Onların şimdi, orta sahasına 5 orta sahada karşılık şimdi Sakaryaspor, bak olay nasıl dönüyor. Sakaryaspor'un daha önceki maçlarında da biz dedik ki hani kontra taktik yapmak lazım içeride. Daha önceki maçlarında da puan kaybettiğimiz maçlarda hep bunları yaşadık biz. Yani burada teknik kadronun da kendini bir gözden geçirmesi lazım. Bir öz eleştiri yapması lazım. Biz niye, nerede hata yapıyoruz? Ya diyelim ki maça başladın. İlk yarısında senin düşündüğün gibi olmadı da rakibin daha etkili olduğunu gördün. Devre arası mutlaka kontra bir taktik yapman lazım. Oyuncu değiştirmen lazım. Değişiklikten öteye belki saha içindeki dizilimi değiştirirsin. Anlayışı ya değiştirirsin. Sezon başından beri 4-1-4-1 bir anlamı yok ki. Bunları yaparsın. Yani illa sabit bir oyun şeye, çünkü rakip sana göre oyun yapmış adam. Oyun planı hazırlamış çıkmış. O zaman sen de değiştireceksin. 3-5-2 çıktın. Adam kararlardan iyi geliyor. Ne yapacaksın? Aynı. 4-5-1'e döneceksin. Kenarları kapatacaksın. Ya 4-5-1'e döneceksin. Ya 5 defa ne 4-5-1'e döneceksin? Bak bunun çaresi yok. Değiştirmek gerekiyor. Bunları idmanlarda çalışacaksın. Evet. Ya yani, tabii şimdi elindeki oyuncu da var. Manchester City 4-3-3 oynuyor. Liverpool 4-3-3 oynuyor. Bunlar bu hocalar şey değil ki.
Yani yok, bunlar yok, bilmez mi 4-2-3-1 oynamasını veya ne bileyim 5'li defans yapmasını? Elindeki oyuncuya göre mi acaba? Oyun hatiye yok. Oyuncu geliştiriyorsun yani. Oyuncu da önemli. Biz hani diyoruz ya 4-3 sistemi set oyununa çevirir rakibi. Yani set oynarsın. Bütün karşı kaleyi yıkarsın, hücum zenginliğini geliştirirsin, kafaları karıştırırsın, evet, şimdi falan, gol pozisyonuna girersin falan. Ama işte hepsi bunların idmanda çalışılması gereken şeyler. Tabii yani bizim kalecimizin de Göztepe maçında büyük bir hatası oldu. Ona şimdi gelelim. Şimdi hani dedik ya Göztepe bütün her yeri kapattı. Şimdi böyle bir oyun sisteminde 5-3-2'de bir sabırla beklemen gerekiyor. Sabır. Bu sabırın sonucu ne? Gol atmak. Bu 1. dakikada olur, 95. dakikada olur. Göztepe şimdi bekliyor. Gol, hani ben önce bir kapatayım kalemi, kalecimi ve kalemi koruyayım. Ondan sonra ben gol yemeyeyim, bir tane atarsam da maçı alırım çünkü pozisyon vermiyor. O zaman da imdatlarına ki ne yetişti? Cihan yetişti. Ya anlamıyorum ben. İki golü de defans atadı. Arkadan oyun kurma sevdamızı. Ya ileriye vursa o golü, ilk golü yemeyeceğiz. 8. dakikada gol yemek ne demek? Şimdi Traore gibi bu ligde süratli ve dikini oynayan bir oyuncu. Geçen sene de bize o golü atmıştı galiba. Böyle bir oyuncunun karşısında Bülent Uzun teknik ama yavaş kaldı. Bak teknik, kendisi teknik bir oyuncu ama yavaş kaldı. Sen o pası adamın önüne atarsan sen o golü yersin. Yedikten sonra adam zaten bak ne kadar ciddi duruyordu kenarda. Hiç bir gram kıpırdamadı. Çünkü sistemine bakıyor. Stratejisine bakıyor. Tutuyor mu tutmuyor mu? Tuttu. Golü de buldu. Bundan sonra zaten maçı bitirecekti. Ha adam çok ya, güzel vurdu. Köşeye gitti. 2-0 oldu falan. Ona hiçbir lafımız yok. Bekle kademi. Orada da gene ikinci yarı oyuna giren Simon'un hatası. Beraberlik şansı var. Hayır. İkinci golde biz gene pası biz verdik. Simon atalım. Yok yok. Yani tek maçın sonlarına, zorluyorlar seni işte. Maçın sen sonlarına 1-0 girseydik gene beraber şansımız vardı yani. Diyorum işte yani. İşte adamın o işte Ahmet diye bir oyuncu aldı. Onun çok iyi bir topa vurması. O da köşeye gitmesi falan. O da onların şansına işte sabırla bekliyor. Nasıl bir avcı pusuda bekler ya avını. Bekler. Sabretmen lazım. Aslında girersin. Maçı koparan o goldü yani. Yoksa onun o dışında goldü. Belki son uzatmalara kadar beraberliği kovalayacaktık yani. O hatayı yapmazlardı. Kaleci. Kasım'ın attığı gol hatasını ama oyundan da düşmüşlerdi yapmazlardı. Ama. Son 10 dakikada oyundan düşmüşlerdi. Ya, yapacağını zannetmiyorum. Ya, adam hatta bak İsmail Köybaşı bağırıyor gördün mü? Yani Kasongu'yu gösteriyor. Bağırıyor orada. Diyor ki yani orada adam var diyor. Ona rağmen topu elinden bıraktı. O tabii Kasongo'nun kurnazlığı diyelim. O neye yaradı? Liglerde çok az gördüğümüz bir pozisyon. 2.5 üstü oynayanlara yaradı. O iddia oynayanlara yaradı. O gol onlara yaradı. İlk golde... Size bir şey faydası olmadı yani. Bize faydası yok tabii canım. İlk golde Cihan topu yanlış yere attı ama o top orada top kaybettik mesela. Yanlış yere attı. Topun işte Traore'ye gelmesi. Evet. Ali Ülgen maalesef... Bu akşam da İbrahim yaptı aynı hatayı. Bak kademeye girmedi Ali Ülgen. Attık o sonunu. Sağ bek orada kademeye girmedim. Yani tam topu kaptırdın. Bir an önce toparlansana defansta kademeye girsene. Bu geriden oyun kurmayı kim icat etmiş ya? Ben hiç sevmiyorum. Ve hiç de tuttuğum bir oyun sistemi değil yani. Kaleci ona veriyor. Oradan top pas falan. Hiçbir anlamı yok. Kanada attığında ama orası top, şişiriyor. Top fark etmiyor kalsın. Yani. Sonuçta birisi şişiriyor. Top bende kalsın mantığı. Ya bek atıyorum. Bek de şişiriyor zaten. Manchester City'nin hocası. Top bende kalsın. Ne kadar kalıyor ki sende? Al işte. Guardiola icat etti bunu. İcat etti yani. Birisi bir şey çıkartıyor. Geçen, herkes taklit etmeye başlıyor. Geçen, ne oldu? Yedin iki tane. Geçen böyle bir görüntü paylaşmışlar. Gene evet. Geriden koyarken yan diyor ki Guardiola Allah cezanı versin. Senin yüzünden ne hallere düştük diyor. Tamam da o şovunu yapıyor. Ya hayır oyuncun varsa yaparsın. O şovunu bunu yapıyor. Yok, ben bir şey icat çok ettim. Çok teknik takımlar için. Tabii yani. Belki ya, doğru. Ne için biliyor musun? Panenka nasıl bir penaltı attı ya. Evet. İsmi Panenka penaltısı kaldı. Şimdi bu geriden oyun kurmayı da Guardiola çıkarttı. Ben diyor ki ben yarın bir gene metodunu ben çıkarttım. Senin oyuncunun tekniği ona müsait değil ki yani geriden oyun kurmayı. Set oynayan bir o zaman ne yapacaksın? Yani. Kalenden uzakta oynayacaksın bu. Mesela yani. Bu haftada yani. Şeyde Çorum'dan Nalepa çok jeneriklik gol attı. İzlediniz mi? Onu izleyemiyorum. Nalepa'nın golü. İzlemek. Nalepa iyi oyuncu ya. Yani bir frikikten bir gol attı. Yaklaşık 25 metre falan vardı. Valla Çorum çok iyi geliyor. Çorum takımı. Soktu kafasını ilk yediye. Çorum takımı öyle böyle veya geliyor yani. Onların takımları da konuşalım bir ara. Tabii ki Göztepe maçının yani çok konuşulacak fazla bir şey yok dediğiniz gibi. Yani kötü oynadık. Yani zaten taraftar da yoktu biliyorsunuz. Yani o tarz ben şimdi dedim ki hatta yorumlarda yani Sakaryaspor futbolcularının bu mağlubiyette payı varsa taraftarın da payı var. Yani mutlu olmuşlar mı? O çakmak atanlar, su atanlar çakmak çok atanlar, mutlu oldular mı? Sahaya çıkışı atanlar, çakmak atanlar, Sakaryaspor'u çok seven taraftarlar Sakaryaspor'a zarar verdiler. Gördük. Ben şunu belki soracağım. Seyircimiz olsaydı Göztepe bu kadar rahat oynayamayacaktı. Seyircimiz Kocaeli maçındaki gibi olsaydı bu maç ne olurdu? Size soruyorum. Çok yani bu kadar kötü oynamazdık. En azından takıma bir motive olurdu. 12.
adam ya, gücü olurdu. Kesinlikle yenilmezdik ya. Çünkü yani bizim takımımıza zarar verecek taraftar tribüne gelmesin yani. Onu söylüyoruz. Adamların seyircisi gelmiş. Tribünde hopluyor zıplıyor. Sen o çakmak atanlar, su atanlar, evde çayınızı yudumda hep sıcak sobanın yanında çok güzel seyrettiniz maçı, mutlu musunuz diye sorayım o zaman ben onlara. Çok mu mutlu oldular? Evet. O taraftarlarla iç içe seyretmek varken evinde oturdun. Dünyanın para cezası, dünyanın blok kapama cezaları, dünyanın işte iki maç seyircisiz, bir maç daha oynayacağız bundan sonra. Gençler Birliği maçına doğru yavaş yavaş gidelim mi? Zaman akıp gidiyor. Transferi evet, falan konuşalım, onları ikinci bölüme atalım. Gençler Birliği'ne biraz etüt edelim. Gençler Birliği hesapsız puanlar kaybetmeye başladı. Yani kötü bir takımla oynamayacağız. Hayır, iyi bir takımla oynuyoruz da. Beni bir tek cesaretlendiren Tuzla Spor'un onları orada iki farklı yendi. Bir de penaltı kaçırdılar. Üç farklı falan oluyordu. Kendi sahalarında çok iyi oynayan bir ekip değil yani Gençler Birliği. Güzel bir zemin de var orada. Sakarya Spor'un bir an evvel kendisine gelmesi lazım. 28 puanı var şeyin. Gençler Birliği'nin. Bizim 32 puanım var. Allah korusun olası bir kayıpta. Zaten zor maçlar oynayacağız biz. Oradan sonra Ümraniye, sonra Bandırma geliyor. Arkasından Bodrum'a evet. gidiyorsun. Yani böyle baktığın zaman çok sıkıntılı. Çorum geliyor, Eyüp'e gidiyorsun falan. Yani enteresan bir fikstürümüz var. Zor maçlar oynayacak Sakarya Spor. Zor maçlar oynayacak. Eğer üstte tutunmak istiyorsan. Kadro derinliğimiz de zaten o konuda sıkıntılarımız var. Bir de Gençler Birliği ben çok diri bir takım gördüm ya. Hani böyle... Ya işte Galatasaray'ın bir yere çok saldıran değil de sabırla bekleyen bir takım yani. Acelesi yok. Olmaz, olmaz. Söylüyorum bak. İlerideki zencileri. Ya kötü takım. İyi takım, iyi takım. Oyuncuları var. Mücadele ediyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Evet dediğin senin o siyah oyuncular çok iyiler yani. Ama yani böyle Süper Lig'den düşmüş bir takım zaten. Yani Yatabere, Hamilton, Kaya ve Akubuze. Evet, Yatabere, Hamilton. 4 tane oyuncu var onlar da etkili. Yani Yatabere, Hamilton hakikaten evet. etkili. Yani bunlar iyi oyuncular. Ha böyle şu, göze hoş gelen bir top oynamıyorlar ama çok sabırlı bir takım. Yok, yani böyle acele etmeyen bir takım. Şunu gördüm ben. Ama yenilmeyecek bir takım. Hücuma kalabalık çıkıyorlar. Savunmaları kötü. Yok, şöyle. Evet. Hücumdan dönüşlerde göbekten çok açık veriyorlar. Eğer Sakaryaspor maçı izlemişse bu haftaki Ümraniye maçını. Yani o bence yumuşak karınları. Oradan ortadan delmek çok kolay onları. Artık sence bu maç kimin maçı hocam biliyor musun? Delvale'nin maçı olur. Delvale geçen maçta çok tutuktu yani. Ama Ankara'da çok yapıştılar onu hocam. Evet. İki kişi. Ankara'da Delvale'nin maçı olur. Bak buradan söylüyorum. Orta göbekte kim oynuyor bizde? Sinan. Ondan sonra Burak oynuyor. Muratcan. Bak bunlar şimdi ben sana söyleyeyim bu hafta pozisyon bulabilir bu oyuncular. Çünkü benim gördüğüm Gençler Birliği hücuma çıktıktan sonra dönüşlerde burada çok açık veriyor. Kenarlardan içeriye al hücumu yapacaksan tamam al oradan ortadan şey mi oldu yani Delvalle'yi uyandılar mı diyorsun artık rakipler artık o taktik tutmuyor mu ya şey çok etkilemiyor o gün müydü kaçırmıyorlar herhalde artık Göztepe'nin sahibi o gün müydü yapışırsan kaçamaz şimdi Roche'ye de alan isteyen bir oyuncu bir de hep diyorum ya bek yardımı da isteyen bir oyuncu şimdi beklerimizde de sıkıntı var bizim ama onlar değiştiriyor Delvalle sağ sol yapıyorlar ya, tamam, beraber değiştiriyorlar da ama nereye kadar Roche'yi doğru hale diyorum ya Roche için Roche yani istediğimiz Roche değil. Değil. Ama şimdi bir tane adam geldi oraya. Bak Roche'yi yedekleyebilir. Dimitri yedekleyebilir onu. Evet, Dimitri. Ona göre ya kendini toparlayacak ya da kulübede oturacak. Zaten onun için alındı oyun. Öyle kolay değil yani. Bana kalırsa ben Dimitri oynatırım. Ben evet, geçen yani, seneden biliyorum ki en beğendiğim oyunculardan biriydi. Bir hem Roche, süratli hem teknik adam. Formsuz bir Roche var. Peki Roche başka mevkide oynamaz mı hocam? Ya bu oyun stiliyle oynayamaz. Oynamaz. Açık bu oyun stiliyle oynayamaz. Ha dersin oraya Burak Süleyman'ı mı koysan? Burak Süleyman sağda çok başarılı oynadığını düşünmüyorum. Solda daha başarılı. Sanki daha önceden Roche'yi santrafor denediler gibi geliyor bana. Ya bak şimdi bakarsan Sakaryaspor'a net iki oyunu iki yönlü oynayan bir on numara lazım. Net. Altı numara Rotman, Mikail'i verdin. Mikail'i orada denerdin. Altı numara lazım. Sinan ben Kurt var. Burada yani. Hiç kimsenin bir şey söylemediği bir şey söyledim. Oynamadı bu hafta dinlendi. İyi gelmiştir belki Sinan dinlenme. Sinan oynadı işte bugün. Yok şey... Sinan'la Murat Cem oynadı. Bir de şey var. Ya bizim orta sahamız kötü değil. Bizim orta sahamız aslında iyi. Dediğim gibi bir yok, tane Sinan'da bir düzelmeler var sanki. Yani. Oynayan bir 10 numaraydı. Hani bir okumuştuk dedik ya Tayfun gelseydi falan Adana Demir'den çok iyi olurdu yani. Bizim için. Yok yok iyi Sinan Kurt'ta bir düzelme sanki sen bir açılma. Sen de bir şey yazmışsın değil mi? Bir sol bek yazmışım, bir Portekizli falan yazmışım. Ya bir tane Adana Demir Sporlu bir oyuncu ile ilgili öyle bir duyum ama yani ne ben, kadar gerçek ne kadar yani değil. Şimdi ben bak bize iki tane. Yani, ben burada defalarca bağırdım. Kanat forvet, kanat. Bu takıma kanat lazım. Bunları yedeklemek lazım. Hem Delvali'ye hem Roche'ye. Dimitri geldi. Sola bir tane adam alınması lazım.
dediğim gibi oyunu iki yönlü oynayan bir 10 numara lazım, bir sol bek lazım. Ben şimdi bunları söylüyorum da bunlar hiçbir tanesi alamaz da stoper lazım bu takıma. Net 6 numara lazım. Ya hocam param varsa alırsın. Takımın ekonomik durumunu bilmiyoruz ki. Hani. Şimdi çok güzel bir şey. Şimdi bu saydıklarımın çoğu Kocaeli'ye de lazım. Kocaeli hepsini alacak. Transferi konuşacağız. Hani. Kocaeli yenildi bir de bu hafta. Yenildi. Bu hafta Kocaeli'nin esas maçı bu hafta. Eyüp'te oynuyor. İyi de Eyüp'te oynuyor ama şimdi şey. Ya o bize yarayacak maçlar aslında bunları. Biz puan alabilsek. Hepsini asıl puan kaybedecek. En azından bir berabere kalmamız lazımdı. Ya da telafi etmek için Gençler Birliği'ni Ankara'da yeneceksin. Yani evet. Öyle bir eğer hedefin varsa yeneceksin. Ya da biz playoff hedefine doğru devam edeceğiz. Tuzla Spor'u yendi ya. Yani. Tuzla alttan üçüncü. Altay çok dikkatimi çekiyor. 3 puanı silindi, 11 puan yaptı. Evet, galiba. Altay geldi bir Altay, de Paşa'yı da Şanlıurfa'ya sattı. En iyi golcüsünü sattı bir de. Bu Urfa'da içeride şimdi Adana'yla oynuyor. Yine rakibiyle oynuyor. Altay toparlayacak ligde. Yani çok can yakacak gibi gözüküyor. Vallahi bilmiyorum. Helal olsun. Transfer tahtası. Onlar da Yusuf Şimşek'e getirdiler Antalya. Evet. Yani tabii değişimin etkisi. 3 maçta da verdiler Urfa'ya. Verdiler evet. 3 maçta 3 galibiyet. Verdiler ama yendiler Urfa'yı. Adana'yı Adana'da yendiler. Urfa'yı yendiler. Yani ben hayret. Evet. Çok düzelmeye başladı. Bak Çorum çok güzel. Bodrum inanılmaz geliyor. Bak Bodrum bizim bir ara çok zorlandığımız Giresun'a çok rahat 4 tane attı. Çok rahat 4 tane attı. Bak Bodrum bir şey çok sürpriz bir takım. Giresun zaten kopmuş artık. Hani var ya at yarışlarında evet. Sürpriz geldi mi şu kadar ganyan veriyor 20 lira 30 lira 40 lira. Bodrum'un da ganyanı çok yüksek olabilir. Bak Bodrum bu kadroyla çok iyi işler yaptı. Bodrum zaten çok rahat bir takım. Tebrik ediyorum yani. Rahat bacalarını oynuyorlar. Tebrik ediyorum. Kaybedecek bir şeyleri yok. Baskı yok. Her şeye sahip. Bodrum'un en önemli özelliği çok fiziksel olarak dayanıklı çok koşuyorlar yani. Dayanıklı bir takım. Dayanıklı genç hocanın takım. Hocanın felsefesi o. İsmet Hoca'nın yani. Felsefesi o takım. Bodrum yıllardan beri öyle bir takım kuruyor. Mesela Bolu yıllardan beri Bolu'dan ya, yani çok... ne Bolu ne çıkmak için oynuyor ne düşmek için oynuyor. Bolu'nun hep istikrar şeyi belli. Ligde kalalım, orada duralım yani. Ya hiç ben Bolu'nun tribünlerde sahaya yakın ya onların. Bolu'yla bir kere playoff oynadık. Hatta Coşkun Demirbakan Sakaryaspor maçındaydı biliyorsun kaybettik evet. Şeyde İstanbul'da. Evet. Yani ben Bolu'yla playoff oynadığımızı bile hatırlamıyorum. Bir tane maç hatırlıyorum yani tarihte. Çünkü Bolu playoff'a da gitmek istemiyor, ligden düşmek de istemiyor. Orada kalalım diyor. Bolu'daki taraftar da demek ki öyle bir baskı yok. Yani onlar da razı bu ligde ekonomik oynamaya. Ekonomik anlamda demek ki kendisini o gücü görmediği için oralarda duralım diyorlar yani. Yani şey yok zaten Sakaryaspor'un da böyle çok büyük bir gücü yok ama şimdi biliyorsun Seyfettin Selim iş adamı güreş ağası 40 milyar çıktı ne dedi? Şampiyon olun birer trilyon size prim dedi. Yani şimdi bu teşviktir aslında Sakaryaspor için. Oyuncular için bir teşvik, güzel ben bir teşvik. Ki yani şimdi böyle şampiyon olun birer milyon prim işte 20 trilyon falan filan 20 milyon diyelim yeni isim. Bir 10 milyon ver de bari 2-3 tane adam alalım yani öyle derim ben de yani. Madem var para. 500 bin liraya düşürsen yani, primleri. 500 bin liraya düşün. 5'ini öyle. Aa, o paranın biraz var da şimdi biz de 2 tane 3 tane oyuncu alalım şu takımı ittirelim şeye çıksın 2. lige çıksın. Transfere geleceğiz. Transferi, ikinci olsun. Transfer yapılacak Sakaryaspor'un maddi gücünde maddi yani şimdi Ekrem Başkan Sayın Ekrem Yüce'yi buradan selamlayalım. Gerçekten Sakaryaspor'un sırtında şu anda yönetimle birlikte almış götürüyor. Cumhur Genç Başkanı'na Ekrem Yüce. Yani şehirden ben şimdi bu takıma bir Seyfettin Selim dışında bir para geldiğini hiç duymadım şu ana kadar. Sadece o ya işte Ekrem Başkan tabii olarak çıktı. Ya şimdi hani bir yerlere yani, yorumlar yazıyorlar ya sosyal medyaya. Belediyeler yani takımlardan elini ayağını çeksin. Evet. Ya belediyeler takımlardan elini ayağını çekseler bu takımlar hiçbiri deplasmana gidemez. Maça çıkamaz. Bak deplasmana gidemez. Bir tane git bakalım bir deplasmana. 300 binden aşağı çıkıyor mu? Ki ona rağmen git. Şimdi Cumhur Genç yani, yönetiminin de ben yöneticileri biliyorum yani arkadaşlarımızı. Ceplerinden harcadıkları paraları da biliyorum yani. Bırakın yani Ekrem Yüce'nin verdiği para ayrı. Destek olduğu maddi olarak ayrı. Bir de yöneticilerin ceplerinden paraları verdiği. Nereye kadar ya? Yani buna bir şey bulunması lazım. Yani. Ya buna yıllardan beri bulamadık. Şimdi mi bulacağız hocam? Nereye kadar? Bir yere kadar gidecek yani. O zaman paralardan bulacağız yani. Yani bunu biz yıllardır konuştuk. AŞ olduk bilmem ne olduk. Bir çaresi yok bunun. Yani dedi ki işletmecilik yapsın. İşte Sakaryaspor AŞ yaptılar dediler. Belki bir işletmecilik yapar. Belki bir ya para kazanır falan. Bu takım kayyuma kadar inmişti. Ya, yani bütün Türkiye'de kulüplerin sıkıntısı bu. Yani sadece bizim değil. Türkiye'de genel bir sıkıntı. Gençler Birliği maçı hakikaten zor bir maç. Yani Gençler Birliği'ni edit ettik az bir şey. Hani bilmiyorum ya senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok yani orada dediğim gibi Gençler Birliği takımı diri bir takım. Hücum etmeyi çok seviyorlar. Yani hücuma kalabalık çıkıyorlar. 7-8 kişiden falan. İşte dediğim gibi dönüşlerde eksik kalıyorlar. Zor bir maç bekliyor bizi. Zor kolay değil. Kesinlikle değil. Bundan sonraki bütün maçlar zor. Kazanır mıyız?
Kazanabiliriz maçı. Kazanabileceğimiz bir maçta. Sadece senin tutuyor ha tahminlerin. Ne diyorsun? Ben gene şey söylemeyeyim de yani ben kazanacağımızı düşünüyorum ben gene. Bir de tabii hakemler de önemli. Bizim takımımız yani ben... Hakemlerin kararları, VAR kararları. O ayrı bir şey ama ben şunu söyleyeceğim. Yani İnanılmaz hatalar devam ediyor. Süper Lig'de de var aynı hatalar. Böyle bir şey olamaz ya. Tüncelikte de görüyoruz. Ne hatalar yani? Yapıyorlar. VAR'dakiler ayrı hata yapıyor. Yönetenler daha çok hata yapıyor. Bu nasıl oluyor ben hala çözemedim ya. Olacak şey değil ya. Yani futbol oynamamış hakemleri hakem yaparsan bunların hepsini yaşarsın. Vallahi yaşarsın. Futbolu bileceksin. Evet. Yani bu akşam da Sakaryaspor maçını yöneten Hatay maçını yöneten hakem de çok iyi bir hakem değildi yani söyleyeyim. Ali çok acemi mi? Şeyler kartlar martlar çıkarttı bir şeyler yaptı. Yani ben baktım sahada oynanan oyuna bakıyorum. Çaldığı düdüklere bakıyorum yani. İlginç. Çalınacak yerde çalmadı. Çalınmayacak yerde çaldı. Kartlar falan çok... Acayip kartlar çıkartma başladı. Bu hafta sonu farklı bir Sakaryaspor izleyebilir miyiz? Ben size sorayım şimdi. Yani ne için soruyorum? Hocam bana Tuncay Şansı'ya soracağım. Bizim takımımızın yapısı diğer takımlardan biraz daha farklı. Neden biliyor musunuz? Evet. Tuncay Hoca normal teknik direktörün dışında başka bir teknik direktör pozisyonunda çalışıyor bizim. Yeri geliyor abilik yapıyor. Yani öyle yapıyor. O yüzden tabii diyorum ki ben... Şimdi onu nerede konuşacağız? Transferde konuşacağız. Evet. Transfere ne zaman gideceğiz? Reklamlardan sonra gideceğiz. O arada biz de Tuncay Hoca yolda değilse telefonla ararız. Devre arasında hem bilgi alırız. Bağlanırsa memnun oluruz. Evet bağlanırsa hocam. Da bakalım ulaşabilirsek. Onlar şimdi bir yoldadırlar büyük ihtimalle. Ya uçaktadırlar. Şimdi hiç inmemişlerdir. Bulamayız zaten ama bir şansımızı deneriz. Bir reklamlara gidelim. Reklam saatimiz geldi herhalde. Reklamlardan sonra transferi konuşacağız. Sakaryaspor'da transfer yapılacak mı yapılmayacak mı? Tabii ki ligi de konuşacağız. Ligin boyutu kısalıyor. Sakaryaspor yeni başladı ama kaybettikçe Sakaryaspor'da morallerinin düşmemesi lazım. Hemen kazanmaya başlamamız lazım diyeceğiz. Reklamlara gidiyoruz. Evet Spor 54 devam ediyor. Mersin'deki kupa maçını konuştuk. Gençler Birliği maçını konuştuk. Göztepe maçını konuştuk. Ve Sakaryaspor'un bu hafta evet Spor 54 devam ediyor. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz sevgili futbolseverler. Sakaryaspor'un Mersin'deki kupa macerasını konuştuk. Göztepe maçını konuştuk. Gençler Birliği maçında Sakaryaspor'u önemli bir müsabaka bekliyor. Bir 90 dakika bekliyor. Sakaryaspor için hayati önem taşıyan maçlardan biri de Gençler Birliği maçı bu hafta Ankara'da oynanacak dedik. Onu konuşmaya devam ediyoruz. Transferi konuşacağız. Ancak da bizi izleyenler, bize mesaj çekenler var. Onlara da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Onlardan biri de tabii ki eski bir futbolcu. Hem Ankara Gücü takımından hem de birçok takımda futbol oynamış. Ümraniye Zeytinburnu, Fenerbahçe ve Pendik Spor'da da hocalık yapmış olan şu anda da Sakarya'da Trabzonspor Futbol Okulu'nu yöneten arkadaşımız, hocamız Mahmut Eren Bıçak bizlere sizi keyifle izliyorum diye mesaj atmış. Biz de kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mahmut Hoca'ya selam. Mahmut hocamıza selam söyleyelim. Bu da Türk futbolu için tabii ki önemli isimlerden birisi ve Trabzonspor Futbol Okulu'nu şu anda yönetiyor. Türk futboluna oyuncu yetiştirmek için çalışıyor. Evet, Sait Hocam senin söyleyeceğin şeyler vardı. Şimdi tabii bu hafta konuya şöyle girelim. Bir hafta yaşadık, onu da buradan... Maçın şeyin programın başında atladık konuyu. Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Gerçekten hakikaten zor bir iş. Çok üzüldük. İnşallah, evet. İnşallah bir daha bu acıları yaşamayız. Fakat işin üzücü tarafı, bir başka tarafı da bu olay olduktan sonra Başakşehirli Karzen denilen bir oyuncu ve Antalyaspor'da da Şazkel denilen bir oyuncu. Bunlar sınır dışı edildi. Kendilerince bir İsrail'e destek manasında bir şey yaptılar, bir eylem yaptılar. Evet, hayatlarının hatasını yaptılar ya. Dolayısıyla da evet bunlar şimdi kulüpleri dikkatini çekti ama mesela bu Başakşehirli oyuncu özür dedi ben savaşa karşıyım falan gibi dedi ama öyle değil işin boyutu öyle değil. Evet bunları bir misyoner olarak kullanıyor İsrail. Tabii Antalya'nın oyuncusu hatta Antalya biliyorsunuz önce bunu gözaltına aldılar daha sonra gönderdiler İsrail'de gibi krallar gibi karşıladılar bu oyuncuyu. Dolayısıyla da Antalyaspor'un sponsoru olan Çağlayan Grup dedi ki eğer bunun sözleşmesini feshetmezseniz biz desteğimizi çekeceğiz de diye böyle bir şey yaptı. Evet. Yani siyasetin spor üzerindeki etkisi var. Olumlu olumsuz. Var. Biz burada şunu görüyoruz. Hatta İsrail Devleti Dışişleri Bakanlığı olayı daha da büyüttü ve bize yaptı yani siz bizim oyuncularımızı nasıl alıyorsunuz diye. Ama hatayı şöyle yapıyoruz biz.
Antalyaspor takımında daha önce ismini şu anda hatırlayamıyorum bir oyuncu vardı, İsrailli. İsrail'den oyuncu niye alıyoruz biz? Yani Revivo. O öyle olması lazım. Eski Galatasaray'da ve Fener'de de. Yok o değil, o başka. Oyuncu geldi gitti. Yani yok, o değil, Revivo değil. Başka bir tane. Önemli değil. Yani daha önce de Türkiye'ye İsrail'den oyuncu geldi. Yani şimdi böyle kritik bir dönemde İsrail'den biz niye oyuncu alırız yani? Neden? Adam tabii ki İsrailli, o savunacak kendi devletini, şeyini savunacak ama bizim şimdi burada çok muzdaribiz bu konularda. Hatta bu oyuncu, bu Şaskel denen oyuncu bir hafta önce Antep maçında Filistin'i saygı duruşunu reddetmiş. Bir hafta ceza verdiler ona aslında. Bir geçici bir cezayla kalıcı bıraktılar ve buna rağmen bu hafta ikinci olayını yaptı. Muhtemelen herhalde onu gönderirler. Başakşehir Başkanı açıklama yaptı. Kendi oyuncuları özür dilemiş. Savaşa karşı olduğunu söylemiş. Artık onların tutumunu bilmiyoruz nasıl olacak. Bu da yani haftanın yani bu işin dikkat çeken konulardan birisiydi. Çok farklı yerlere gitti. Yani artık bu bebek katili İsrail'in biz oyuncularını da Türkiye'de görmek istemiyoruz. Ya bu kadar açık yani, bunları göndersinler. Ha burada ne iş var bunların yani? Tamam spor mu spor ama ya bunlar artık spor. Onların işi top oynamak, siyaset değil ki. Ya değil ama bu işin şeyi çıktı. Burası Müslüman bir ülke yani. Bunları yaptığın zaman seni paketleyip gönderirler. Ya burada yapamazsın yani. Ama şeyin İsrail açıklamasını gördün mü? Bizi Hamas'ın icra kolu olarak ilan ettiler yani. Bir değişik, enteresan açıklamalar bunlar yani. Biz doğrular biridir abi. Biz doğruyu yaptık. Tabii çok fazla bu şeylere, siyasete girmeyelim. Spora devam edelim. Çünkü hakikaten moralimiz de bozuluyor. Şehitlerimiz var. Onları rahmet eylesin. Yani. Bu vatan için canlarını veriyorlar. Toprakları bol olsun, mekanları cennet olsun. Sayesinde biz burada oturuyoruz, konuşuyoruz. Tabii ki. Tabii evimize gidip rahat rahat uyuyoruz. Yani. Kolay değil ya. Onların ateş düştüğü yeri yakar. Evet. Biliyoruz. Onun için istediğim kadar konuşalım. O acıyı yaşayan biliyor. Tabii ki şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim ve transfer konusunda Sakaryaspor'un taraftarında büyük beklentisi vardı. Ancak Sakaryaspor'un maddi durumunu çok iyi bilmediğimiz için yani transfer konusunda Tuncay Şanlı'nın transfer istemediği duyumlarını ben almıştım. Ya da işte giden oyuncu olursa mesela Raşat Muhammed de yollarını ayırdılar. Oraya bir oyuncu düşünüyorlardı ki şey geldi. Dimitrov geldi. Şimdi giden oyuncu olursa yerine bir oyuncu gibi düşünmüşler. Tuncay Şanlı Mikail gitti yani, almaları lazım. Evet, Mikail'in yerine alınması lazım. Şimdi illaki görüşleri birkaç oyuncu vardır. İşte mesela bugün Umut Nayır Pendik Spor'a gitti Fenerbahçe'den. İyi transfer. Yani biz alabilir miyiz? Alamayız. Tuncay Şanlı Bartu Elmas'ı istiyor. Duyduğumuz duyum. Ya Tuncay Şanlı Bartu Elmas'ı. Yani bugün Umut almaya kalksan bir 300 bin euro vermen lazım. En az 300 bin euro gibi bir rakamdır yani, Umut Nayır tahminim. Ne yapıyor? 10 milyona yakın bir para yapıyor. O yani da gelmez bir de. Çabı ağır gelen zor. Bir şey yok. Ama çok zor yani. İkili ilişkilerle işte alınacak oyuncular var mıdır? İlla ki vardır. Tuncay Şanlı takımın hem ekonomik yönünü işte bozmamak hem de çünkü başka bir hoca olsa transfer ister. Madem şampiyonluk istiyorsunuz bana oyuncu alın der. Ama Tuncay Şanlı Sakarya'nın çocuğu. Yönetimi tanıyor. Sakarya'yı tanıyor. Ya şimdi Tuncay Hoca söyleyemediği bir şeyler var. Belli yani. Yani her antrenör transfer ister. İster yani Ertuğrul tabii. Çıktı 3 tane yabancı, 3 tane yerli istedi Ertuğrul Hoca. Ya şimdi 2004-2005 seneden de Coşkun Demirbakan 2 sene borç ödedim dedi. Aziz Duran zamanı biliyorsunuz. Doğrudur. Kim ödedi? Herol Aksoy'a. Show TV'nin bu takım. Geri aldık biliyorsun. 2 sene Sakaryaspor borç ödedi. Coşkun Demirbakan takımın başındaydı. O günleri en iyi yaşayanlardan biri oydu. Demedi ki yani ben bu takımda antrenörlük yapamam kardeşim. Paramız yok, pulumuz yok, borç ödüyoruz. Bak transfer bile yapamıyoruz demedi. Yani o dönemde de Tuncay Şanlı'nın çıktığı dönem yani. Hani oyuncular, altyapıdan oyuncularla oynadık uzun zaman. Elinden bir şey gelmeyince ne yapacaksın? Şimdi Tuncay Şanlı da bu kulübün ekonomik yapısını biliyor. Tabii ki biliyor yani. O da ister. Futbolcu kadrosunun da şu anda yapısını çok fazla bozmak istemiyor. Çünkü getirdiğiniz her adam bir maliyet demek. Elindeki oyunculara parayı vereceksin. Onlarla yola devam edeceksin. Ama tabii eksiklerimiz var mı? Var. O da yedek kulübesinin zengin olmasını ister. O da sahaya çıkarttığı oyuncuların daha kaliteli olmasını ister derken ama şimdi bir de 12'de 12 yap, hani yenilmemiş bir takım var elinde. Öyle bir durumda kampa gittin. Bir de bu avantaj oldu Sakaryaspor için. Yani bir de işte o şartlarda kampa gittin. Tam bu oldu. Bunu belki söyledim. Biraz zorlanırdık. Yani. Büyük avantaj. Şimdi bu. 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik. Kocaeli iyi bir oyunda yenmişim. Yani. Oradan kampa gidiyorsun. Yani böyle bazen bir şekilde kampa gitmemiz transfere de şey oldu. Evet işte. Yani dönemimizi kapattı. Ama yani bu form durumu nereye kadar gidecekti?
gitmeyecekti. Bir yerden düşüş başlayacaktı. Ha, bir de şöyle bir şey var. Yani Sakaryaspor'un ya illa da ben şampiyon olacağım gibi bir böyle bir inatçılığı yok. Ha, onu bilemem. Yani çıkarlar hani, mı çıkmaz mı onu yönetim gibi. Onları onaya sormak lazım. Hayır hayır şöyle yani olsa bunu hem yapılan açıklamalardan ya hem işte ben şehrin havasından anlarsınız. Mesela şehirde bir şampiyonluk havası. Şimdi sana geçen Tuncay sene var mıydı? Soralım işte bakalım. Ben şimdi onu söyleyeceğim. Tuncay Hoca bakalım ne diyor bu konuda. Ne diyecek yani? Ya Tuncay Hoca'ya sorarız. İlla ki ararız sorarız. Ayrı İsteme, hayır istemez mi? Her antrenör şampiyon olmak ister. Ama kariyerine şöyle, bak. Yani şunu anlatıyorum. Yani bir şampiyon olmak için işte şu kadar borca girelim. İşte yakalım yıkalım. Gibi bir yönetim öyle bir tarzı öyle yok. Bir şeyimiz imkanımız yok ki bizim yani. Ya borca girip adam almaktan ziyade ya faydalı bir iki oyuncu alabiliriz. Hayır yönetim isterse yapabilir. Uygun fiyatlarla. Yani Cumhur Genç Yönetimi bu takımı borcun içine sokup 4-5 tane adam alabilir. O zaman niye Mika ile gönderiyorsun? Ödeyemeyeceğimiz rakamlar da Mika ile gönderiyorsun. Ya daha önce yapıldı bunlar ya. O zaman bu soruyu sorarım yani. Madem adam almayacaksın Mika ile göndermeyeceksin. Niye gönderiyorsun? O da bir sorulur yani. Niye o da ayrı bir şey. Çünkü Keçiören'de oynadı ya daha önce şey Mika. Şimdi bir de şu var, kulübün bir stratejik şeyi vardır yani. Ya kendi vardır, bir planlaması yani vardır, ona göre gidiyordur. Der ki mesela ben bu kadar para harcayacağım, bu kadar borçlanacağım. Bir de tabii bizim önümüzde bir de şey var ya, transferin kapanması şeyi var çok şey yani ona göre. Finansal ya, her yaptığın hata. Finansal fair play'de mesela. Finansman senin transferi kapatmışlar, yani bu da var. Kapattılar ya. Yani evet. Ha çok para harcayınca da bir şey olmuyor yani, onu da söyleyeyim. Mesela ama Adana Demirspor. Ben duydum. Tuncay Şanlı'nın transfer istemiyorum demiş. Bak Adana Demirspor harcadı. Şimdi ödeyemez duruma geldi. Yani bak, büyük ihtimalle demiştik yönetime Tuncay Şanlı. Yani ben transfer istemiyorum. Belki bir oyuncu. Hani çok ekstra bir oyuncu işte Fenerbahçe'nin alacağım. Sence nereye ister? Gibi. Yani mesela nereye ister? Gibi demiştir. Ben zannedersem yani ya sol tarafı ister. Sol açık veya bek oralara bir yere ister gibi. Peki, ya da orta sahaya bir oyuncu ister gibi geliyor. Şenol, bana kalırsa direkt 6'ya ister. Tuncay'ın dışında birisi olsaydı. 6 derken işte ön libero gibi evet. Diyordum. Tuncay değil de bir başkası teknik direktör olsaydı. İster hocam. İster. Yani, şimdi ben demin ne dedim? Dedim ki bak Tuncay bizim çocuğumuz teknik olduğu direktörden için. Öteye başka bir yapıda. Hem idareci hem antrenör tabii, hem yani, abi. Kulübün her şeyini yani, tabii, bozmamak yani. Adına şehrin dengeyi bozmamaya çalışıyor. Tuncay zaten bozmayacaktır. Çalışıyor onun için Tuncay. Bu sezonu böyle götürecektir. Anlıyorum. İnşallah yani, başarılı olur. Yani niye biliyor musunuz? Yani yönetimi zora sokacak şeyler yapmaz. Fedakarlıktır bu. Her antrenör yapmaz. Her antrenör yapmaz. Onun için Tuncay Şanlı. Ya buranın çocuğu olduğu için tabii ki fedakarlık yapıyor. Hocamın dediği gibi. Evet Tuncay Şanlı. Dışarıdan bir antrenör olsa 6 tane adam ister. Doğum günüymüş. Onu da kutluyoruz. Öyle mi? Hocamızın doğum gününü kutluyoruz. Nice yıllara diliyoruz. Büyük ihtimalle onlar şu anda Mersin'den uçakta dönüyorlardır. Ya inmişlerdir ya da yoldalardır. Onun için keşke takım ona bugün bir galibiyet hediye edebilseydi yani doğum günü. Ya o da istemezdi yani, böyle olmasını ama yapacak çok fazla bir şey yok. Artık bu maçı unutmak lazım. Gençler Birliği'ne de odaklanmak lazım. Yani Gençler Birliği maçı önemli. Zaten Sakaryaspor izin yapmadan çalışmaya başladı maçın. Müstemmertesinde pazar günü. Maç bitti. Hemen evet. İzin yapmadan cumartesi pazar çalıştılar. Öyle gittiler şeye. Tabii dinlenmesi gereken oyuncular var. Yani zor bir lig oynuyoruz yani bakmayın aslında. Kolay olur mu ya? Şimdi şampiyonluk dedin ya. Evet, her antrenör... Bu hafta en çok konuşulan oyunculardan biri de şu, onu lafını kestim. Hep kesiyorsun zaten. Yok bu sefer hepten yani aklıma gelmişken söyleyeyim unutacağım çünkü. Donkor çok konuşuldu Göztepe maçında. Farkı önleyen oyunculardan biri oldu. Evet, inanılmaz oynadı gerçekten. Onu sana soracağım işi kestim. Yani. İnanılmaz oynadı. Ben ya de çok. Şimdi var ya. Donkor başka bir oyuncu yani. Evet. Donkor iyi oynadı, çabuk oyuncu, atletik bir yapısı var. Çok önemli. Ancak ikinci golü de yedirdi. Onu da söyleyeyim. İkinci golü yedirdi. İkinci golü de yedirdi. En büyük hata şeyin orada be. Yani orada Donkor ya. Simon'la yani. Çok sağa sola oraya buraya gevelemeye tamam gerek yok. İleriye gitsin ya. Madem öyle vur ileriye gitsin. Yani bir yediğimiz gollere bakar. Bir tane kaleciden geliyor. Sol bekte ona çanak tutuyor. Arkasından da Donkor yediriyor. Ha Cihan bak kötü oynamadı. Cihan'ın ayakları iyi değil. Değil. Topu oyuna sokamıyor. Bak, topu oyuna sokamıyor. Kaleciliği iyi, ayakları iyi değil. Hani bir kaide vardı. Sol ayaklı topa vuran adamın kalecinin sağ tarafı iyi olur. İkinci golü çıkartabilir miydi? Hayır. Çok iyi yere gitti. Sert. Adam da zaten oraya vuracağını da anlamadı yani. Topun oraya gittiğini o da şaşırdı. Yani. Bence görmedi hocam. Ya kimse görmedi yani. Adam da zaten topa vururken gelmedi. Oraya vurmadı. Vurdu ama çok iyi. Bazen topun canı var derler ya. Hakikaten tam köşeye gitti. İstediği yere gidiyor. 1 metreden de atamazsın. İşte 30'dan 40'tan vurursun. Tam çatala gidiyor. Ayağına oturdu. Tam da Göztepe maçında kötü oynadık eyvallah da. Yani iki tane hataydı. Biz kendimiz yaptık ya. Kendi kendimize attırdık golleri biz yani. Evet. Geçen aynen. Sene Eyüp'te oynadığımız kupa maçında Alparslan'ın attığı gol nereye gitti? Top. Evet. Adam bir vurdu. Hayatında hiç öyle bir gol atmamış adam. Bir vurdu. Tam 90'a yapıştı top. Bazen böyle gidiyor. Topun canı istiyor yani. Ben gideyim köşeye gireyim diye. O da öyle bir gol oldu.
Niye bizde de Ali Ülgen'in attığı bir gol var. Hatırlıyorsun. Hangi maçta? Ortadan gitti o çok. Önce. Kenara falan gitmedi. Ya orada çok şey olmadı. Yani. Kocaeli'nin attığı gol. Tuzla attığı golü kaleci içeri attı. Güneş geldi dedi. Kocaeli attığı golde de gol birine güzel. Çarptı. Ayağına çarptı. Kontraplede kaldı. Galatasaray'ın Nilsson'ın attığı ilk gol işte dün akşam. Adamın ayağına çarptı. Kendi kalesine attı. Yoksa gol alacak bir topa vurmadı. Yani. Evet. Sakaryaspor'u Gençler Birliği karşısında başarılar diyelim. Gençler Birliği maçıyla ilgili ekleyeceğiniz bir şey varsa. Onu da biz de başarılar diliyoruz. Ve merakla beklediğimiz maç inşallah yeneriz. Sait Hocam yeneriz dedi. Ben de ona katılıyorum. İnşallah şimdi şeyi de unuttuk. Bu maçı unutturacağız. İnşallah takım Tuncay'a doğum günü hediyesini pazar günü ver inşallah. Evet. Peki kadro yani sahaya çıkan 11'lerle ilgili eleştirdiğiniz bir durum var mı? O son iki haftada işte. Yani son iki haftada. Vallahi şimdi ben Tuncay Hoca'nın Kosongo'yu niye kestiğini anlamadım. Şimdi bizim çok kırılgan bir forveti yapımız var. Kosongo sakatlanıyor. O tam iyileşir. Dino sakatlanıyor. Dino yok, evet. İkisi aynı anda sakatlanırsa çok zor işimiz. Onun için hani şimdi normal profesyonel biz takımız hani böyle paralı bir kulüp olsa ha bunlar çok sakatlanıyor. Ben bunları mı bekleyeceğimi tak oraya bir tane santrafor alır. Bak alır yani oraya santrafor. Evet. Ama şimdi oraya kadar bizim öyle çok böyle bölgelere ihtiyacımız var ki. Sola bir tane lazım, altı numaraya lazım, sol bek bir lazım, stoper lazım, lazım da lazım. Yani hal böyle bir de on numara lazım oyunu iki yönlü oynayınca. E sen de alamıyorsan o zaman en yararlı bölge neresi? En zayıf kaldığımız yer atıyorum 6 numara mı? O zaman 6'yı alacaksın. Bence bize en birinci bana göre 6 numara lazım. Evet. Yani iyi bir 6 numara bizim evet, takımımız. Bizi izleyenlerden yine eski televizyonlarımızda çok tanıdığınız bir portakal şov vardı. Ahmet Kılıç belki tanırsınız. Ahmet abi mesaj göndermiş eski yine Sakaryaspor'un koyu taraftardı. Her maçında tribünde. Selamlar, saygılar. Sakarya Caddesi'nde yani hem Sakaryaspor konusunda Sakarya Caddesi Sakarya'da bir numaradır yani. Sakaryaspor konusunda evet. Çok acayip evet. Taraftarlar vardır. Çok eski taraftarların olduğu bir bölge biliyorsunuz. Sakarya'nın eski yerleşim bölgesi. O da selamlarını göndermiş bizlere. Biz de kendisine selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Biz bir altı numara alırsak ben sana söyleyeyim. Bizim takımda Murat, Cem, Hasan, Sinan onlar daha iyi oynarlar biliyor musun? Evet katılıyorum. Yani onlar teknik anlamda iyi oyuncular. Arkalarında onları destekleyen şey yapamıyor bunu. Rotman yapamıyor bunu yani. Bak, onun yerine birisi hocam, olsa. Hocam Simon için ne diyorsun? Ben hiç beğenmiyorum Simon'u. Ben beğeniyorum. Tutmadım bir oyuncu. Ya çok teknik bir oyuncu. Ya devam bence oynatmadığın için belki de yani çok devam, böyle devamsızlık. Oynasa devamı çok devam daha bir farklı olur. Takıma oturmuş. Ama şu anda elinden başka bir şey. Evet. Hikayeli gittiğine göre bunu kaybetmeyecek. Yok anladım kaybetmeyelim ama şimdi şöyle bir şey. Yani ilk yarısı bitti. Nerede Simon? Yani oynatmadı hocam. Yani hadi hazır da değil. Süre aldığı maçlarda da bir şey. Yani şöyle yani bu yani %100 bu ligde oynar diyeceğimiz bir oyuncu değil ama. Değil bence de değil. Genç bir oyuncu. Yani ayakları geleceği var. Ayakları iyi. Bak ayakları iyi. Şöyle olur. Sakaryaspor iddiası kalmaz. Başlarsın Simon'u direkt oynatmaya oynar. Ondan sonra bakarsın. Yani gelecek yani ne yapacağını görürsün. Değerlendirilebilecek yani oyunculardan biri. Olabilir. Onun için tabii ki bizim genç oyuncularımız var işte. Birçok genç oyuncumuz şey alıyor. Tuncay Şanlı 11 alıyor. İşte Rüstem Berde çalışıyor takımla beraber. Belki gene 19'a geri dönüyorlar falan ama yani oyuncuların yavaş yavaş bizim kadroya... Ahmet Efen oldu. İşte Ahmet Efe falan onlar 19'da oynamaya devam ediyorlar. Şimdi bu mesele bugünkü maçta oynamasını isterdim. Evet ben de Ahmet Efe güvenliği görmek isterdim. Ben yani de isterdim. Yani. Çünkü zaten çok beğendiğimiz bir oyuncu. İlk yarı 4-1 olmuş artık ikinci yarı. Yani girseydi yani bir 10 dakika oynasaydı yani. Hani en başında oynasaydı ya onu. Yani o da olabilir. Yani o da olabilir. Çünkü sen zaten kupayı gözden çıkmışsın. Başından koyuyordun oynat. Evet yani Kosongo zaten bugün oynadı ama maç eksiğini... Evet evet maç eksiği biraz ben de öyle hesap ettim. Bazı oyuncuları oyunda tuttu. Evet. Maç eksiği ve kişisel anlamda gelişimler. Şimdi Tuncay Hoca'ya da kızamıyorum. Bir Tuncay Hoca'nın orada yaptığı mesela Kosongo'yu kenara alıp Burak Süleyman'ı forvet oynamasında bir sıkıntı oldu. Onun dışında Ali Ülgen diyorlar kötü oynadı ama Ali Ülgen iki haftadır iyi oyuncuydu ya. İyiydi. Kocaeli maçında da çok iyiydi. Bu maçta kötü ikili sıkıştırma öncelik oldu hak yani. Öncelik onundu değil mi yani? Tabii ki onundu yani. Öyle yani. Ona bakarsan Bülent Uzun da mesela Kocaeli maçında da mükemmel bir top oynamıştı. Yani vallahi sen şimdi bu iki beki o anda kesemezsin. Evet. Yani kesersen tersi olsaydı Bülent Cevahir ile Oğuz kötü oynasaydı o zaman derlerdi ki ya senin Kocaeli maçında iki tane beki mükemmel şey oynadı sen yani nasıl kesersin evet. Bunu diye millet üstüne gelirdi. Yani Tuncay Hoca'nın tek hatası buydu. Bir de oyuncu değişikliği yaparken mesela Roshi ile Kosonga olmazdı değişikliği. Yani oraya Dimitrov'u alacaktı. Oğuz sakatlıktan alıp, çıktı geldi. Burak çıkar Kosonga'yı Dimitrov'u alacaktı. Burak Süleyman'ı dışarı alıp Kosonga'yı koyacaktı.
Yani bilemiyorum yani, evet. Ben tabii o anda ama ne düşündüm. Ama şu gözükte hocam, Oğuz'un ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gördük. Evet. Yani bu sakatlık yaşadığı çok daha bir mücadeleci bir oyuncu. Evet. Çok mücadele gücü yüksek takımı. Bak bir şey söyleyeyim sana. Motive eden bir oyuncu. Orta sahanın solunda var ya, Bülent Cevahir çok rahat oynar. Bak orta sahanın solunda. Bülent Cevahir çok iyi top oynar. Sıkışırsan deney. Evet. İlle sol bekte oynatacağım diye kenarda otur. 4-4-4 evet. Bak. Olabilir. 4-4 orta sahanın solunda ben oynar. Ben bugün Hatay maçında özellikle Bülent Cevahir'e çok dikkat ettim. Yani bir ara ortaya geldi, göbek yaptı, aldı, ikilerin arasına girdi, ters İyiydi top attı yani, falan. Evet. Çok hoşuma gitti. Ya dedim ki bu orta saha solunda oynar. Yani bilmiyorum, idmanlarda hocam daha iyi bilir, Tuncay hocam daha iyi bilir, bilemem. Onlarla bütün gün birlikte. Ha, bir denemesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Evet. Bize kalan son yarım saatte biraz Sapanca Spor konuşalım. Sapanca Spor... Allah onlar bilgiler hocam da... Ya şimdi Sapanca Gençlik Spor'da bir... Rüzgar Bodrum'a gitti biliyorsun. Bodrum Spor'a. Evet. Genç kaleci. Şimdi yani bu iyi mi kötü mü? Tabii bu onun değerlendirmesi bize ait değil ama burada önemli olan bir şey var. Sapanca Akademi Spor bu oyuncuları yetiştiriyor. Şu anda da liglerde birçok oyuncusu var. Yani önemli olan o. Sapanca'da bir Akademi Demek Spor ki, fabrika var. Fabrika görevini görüyor. Yani bir şey gibi, bacasız fabrika gibi çalışıyor. Evet, Rüzgar'ı da Sapanca'da görüyor. Oynattılar. Oradan da Rüzgar Bodrum Spor'a gitti. Şimdi Bodrum Spor, Sakarya Spor'la aynı ligde. Bu kalecinin bir geleceğini Bodrum Spor gördü, biz niye göremedik diyenler olabilir. Yani orasını bilemiyorum. Yani nereden bakalım? Yani nasıl bakalım? Onu Bodrum mu istedi gitti? Yani Bodrum ben bu kaleciyi alacağım dedi aldı. Demek ki adamların scout ekibi varmış. Çalışıyorlarmış yani, izliyorlarmış. Evet. Önermişler. Yani gelecek vaatten bir kaleci diye. Hep böyle yabancı kalecilere mesela bakıyorsun. Bir Bolu'da Çağlar var galiba. Çoğun mesela yabancı. Bugün Hatay'da mesela yedek kaleci bile şeymiş. Yabancı bir kaleci. Demek ki geleceği iyi bir olarak gördüler, izlemişler, önerdiler, gitti. Yol açık olsun genç kaleci, Allah utandırmasın. Evet, bir de Erenler Spor'dan bir oyuncu gitmişti biliyorsunuz. Soma Spor'a, Soma Spor'dan evet. Da Manisa'ya. Sen onu paylaşmışsın. Paylaştım. İyi bir takıma gittim. Akgün soyadı. Evet. Muhammed Akgün müydü? Muhammed Akgün. Evet. Yani şimdi diyorlar ki ya Erenler Spor'dan çıkıyor bu adamlar, biz görmüyoruz işte, onlar nasıl görüyor? Ya şimdi bizim altyapıda var ya, çok oyuncular var. Bak Sakaryaspor'un altyapısında da var. Altyapıda da var hocam. Bak şeye bakarsan, mesela Sakarya Gücü'nde veya bizim Necat'ta, Aslan FK'da, işte ne bileyim Sait Hocam'da, Alaş'ta, Sakarya Erenler'de, FK'da, evet. Yani bu tür altyapı çalışanlarında çoğunda iyi oyuncular çıkıyor. Mesela Sakarya Gücü'nde aşağı yukarı 800-900 tane şey var, oyuncu var yani. Yetişemiyorlar. Antrenör olarak yetişemiyor. Bazı kulüplere veriyorlar oyuncularını. Tank Spor'a verdiler şöyle, mesela yani, 11'i Sakarya Gücü'nün tamam oyuncusu. Şimdi mesela Tank Spor lider. Aldığın oyuncuyu nerede oynatacaksın? Bir. Şimdi senin kaç tane... Yetişemiyorsun. Yok yok, şehir olarak senin kaç tane üçüncülük takımın var? İki. Mesela şimdi bir İzmir takımı bir oyuncu alır. Mesela Göztepe, Altay işte veya oradaki başka takımlar. Karşıyaka kimse. Yani orada üçüncü takımları var. Kiraya verebileceğin oyuncu takımların var. Yani ellerinde takımları var adamların. Evet. Şimdi sen bir oyuncuyu diyelim işte diyelim işte Mersin'den veya işte Konya'dan bir oyuncu beğendin. Üçüncülük veya ikincilik takımlarından aldın. Getirdin. Nerede oynayacaksın? Oynatma şansın yok. Oynatacağın evet. Tek yer var Sapanca Spor. Orada can çekişiyor. Şu anda küme düşmeme mücadelesi veren bir takım. Şey, transfer tahtası kapalı, açıldı mı? Açmaya çalışıyorlar işte. Onlar da daha belli yok, değil. Yok, yarın itibaren evet. Şeylere başlıyor. Pazar günü sen görüştün mü Ahmet Hoca? Sen görüştüm. Ahmet Hoca ile görüştüm. Ahmet Hoca ile nasıl görüştün? Yarından itibaren dedi. Şeyler başlıyor dedi. Oyuncu akışı başlayacak. Yani 4 tane oyuncu alacağız. Belki 5. oyuncu da olacak. Biraz geç kalmışlar. Çünkü pazar günü maç var. Öyle olacak dedi. Ama Ahmet Hoca şu anda takımdan çok memnun. Üsküdar Anadolu'ya gitti. Sapanca Spor'un bu yani sezon başında da geç kalmışlardı. Gene geç kaldılar. Gene açamadılar geç. Çünkü pazar günü Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir'de maçları değil. Var. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne oynuyorlar pazar günü. Hoca değişti. Şimdi hoca şeyden memnun. Takımdan memnun. Biliyorsunuz Perşembe günü İnegöl Kafkas oynadılar. Ya, takım kötü değil ki zaten ama gücü takımın yetmiyor yani. Olabilir. Ya, işte Sapanca Spor kötü bir takım değil aslında. Şimdi az sahibine göre kişiler bakalım şimdi Ahmet yani, Hoca nasıl bir şey çıkaracak ortaya tabii, bakacağız. Kondisyon sorunu da vardı. İlk maçta yenilmişlerdi yani. Galiba öyle hatırlıyorum. İlk maçta 1-0 yenildiler onlar içeride. İlk maçı valla ben... Ben 1-0 yenildiler öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum. Neyse, tabii şimdi, yani Ahmet Seçkin'de yeni bir sayfa açıyorlar. Yani çok... İşleri kolay değil. Sapanca Ahmet'in işi çok zor. Çok zor. Yani çok zor. Transfer yapılsa bile o transferin o takım uyum sağlaması hemen işte al oynat gibi
Yani çok kolay bir iş değil yani o. Şimdi zaten hoca şöyle söyledi. Zaten oyuncu gelse bile dedi. Şimdi en fazla ne yaparsın? Yani. Oyuncu ancak kadroya alsın. Oynatma şansın yok. Bir şey oynatmadın oynatamazsın. Ama yani. Perşembe günü İnegöl'e Kafkas'tan hazır maç oynadı Sapanca Spor. Sevindirici taraf şu. Sapanca Spor'dan giden oyuncu olmadı benim bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum. Yani sevindirici taraf bu oldu. Ben duymadım giden bir oyuncu. Yok. Kaleci Rüzgar gitti işte. Yani. Ya Rüzgar'ın dışında mesela şimdi Sapanca Spor'da Bir kaleci geldi ama şeyden geçen hafta İzmit. Derince'den geldi ya kaleci. Derince'den bir kaleci geldi herhalde. İyi bir kaleci o yani. O kaleci. Şimdi ben şuna baktım. Yani Sapanca Spor'da oynayan arkadaşlarımızın çoğu karakterli. Hakikaten düzgün çocuklar. O takım için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Oyuncuların hepsi. Ben beğeniyorum yani. Sahada yeniliyorlar, tutturamıyorlar. Bazen işte öne geçiyorlar, maç kaybediyorlar veya geri dönüşler yapmaya çalışıyorlar ama güçleri yetmiyor. O da biraz tabii ki bizim Ali Asım Balkı'yı çok eleştirmiştik. Ya biz de eleştirdik burada yani. Eleştiririz ama. Ya. Normal 13 maçın yani, 9'unu kaybedersen eleştiririz. Oyunda kaldığı süre çok az Sapanca Spor'un işte. 10-15 dakika oyunda kalıyor. O arada bir şey yaptı. Evet. 60 dakika şeydi, sahadan kopuk oynuyordu. Yani oyundan düşüyordu. Şimdi Ahmet Hoca herhalde orada onu arayacaktır. Moral motivasyonu yükseltecektir. Ahmet Hoca da hata yapsa onu da eleştiririz. Acımasız eleştiririm. Onu söyleyeyim yalnız. Eleştiri var canım. Ahmet benim arkadaşım. Ama biz burada eleştireceğiz. Doğruları da söylemek zorundayız yani. Yani o konuda Sapanca Spor'un izleyip göreceğiz. Pazar günü belki maçı izleyemeyeceğiz ama. Deplasmanda maç. Deplasmanda olduğu için izleyemeyeceğiz ama Sapanca Spor'a başarılar diyelim. Çünkü bu ligde bu takımın kalması lazım. Çıkmak çok zor inşallah. Aynen öyle. Görüyorsunuz yani. İşte Hendek durumunu görüyorsun. Dünya para harcadı. Çok zor derken biz bölgesel amatör lige doğru gidelim mi? Hendek Spor'da bir Murat Balaban'la hoca değiştiği yapıldı. Bülent Hocam sen hemen bir yorum alayım senden o konuyla ilgili. Hendek'le ilgili. Murat gelen Hoca Gölcük Spor'dan gelmiş herhalde. Bölgesel Cevdet amatör. Nail soyadı neydi? Sancaklı. Evet. Sancaklı. Yaşı da var herhalde. Cevdet Nail Sancaklı. 61 yaşında altyapı hocamız. Ya şimdi Hendek Spor'a baktığında çok farklı konuşmak lazım ya. Hendek Spor'u yanlış üzerine kurulmuş gitmiş. Baştan başladığın zaman. Yani 14 haftada 4. antrenör ya. 14 haftada 4. antrenör. Yok antrenör değiştirme başka değil ama hoca gitmiş. Şimdi yönetim gitmeyeceğine göre. Bak onu bu söyleyeyim. Oyuncu da bir yere gitmeyeceğine göre hoca gidecek. En çabuk gidecek yani olan o yani. Bütün suçlular hocalar mı? Yani baktığın zaman öyle dersin. Yani ben olsam hocasız falan da çıkarım yani. Takım kaptanı derim. Nasrettin Hoca dedi ya hırsızın hiç suçu yok mu diye. Kadıya şikayet etmiş ya evimi soydular diye. Evet. O da niye kapıyı açık bıraktın, bacayı açık bıraktın demiş. O da demiş ya kardeşim hırsızın hiç suçu yok mu? Şimdi hepsi hocaların suçu mu? Yani futbolcu grubunda hiç suç yok mu? Yani futbolcu gruplarında antrenmanda doğru dürüst idman yapmayan yok mu? İkilik yok mu? Hepsi şahane gidiyor da hoca mı hata yapıyor idmanlarda? Oraya bir bakalım yani. Şimdi Hendek Spor'un yanlışları hoca seçimi yanlış, futbolcu seçimleri yanlış. Baştan beri sayıyorum. Baştan yani, o zaman, oraya baktığın zaman 3 tane kamp yapman yanlış. Hocam o zaman suçlu oluyor yönetim yani. Ya şimdi oraya baktığın zaman öyle. Yani. Şimdi kadroya bir bu yanlışlık bu kadar kaç yanlış. Kaç tane maç seyrettik değil mi? Evet. Ya bu oyuncu grubuyla bak bu oyuncu grubuyla şampiyon olma mümkün değil zaten. Bu oyuncu grubu seni şampiyon yapmaz. Öyle hatalar yapmışlar ki transferlerde. Yani ya bir takım biraz diri olur. Yani ne bileyim toplu olmak. İyi oyuncular var yani içlerinde. Var 2-3 tane iyi tabii oyuncu yani var. Şey, ben kadro planlama hatası var ya işte. Bir eli geçmez. Beraber oynamayacak oyuncular bir araya getirilmiş. Bir eli geçmez iyi oyuncular. Hendek Spor'un kadrosu da bir eli geçmez. Ama yoksa bunların, karakter olarak düzgün çocuklar. Hepsi ya, bir şey yapmaya çalışıyorlar ama. Bir şey dediğim yok yani, bak. Biz işte, futbol yorumluyoruz. Teknik olarak bir araya gelmeyecek oyuncuları getirmişler. Aynen onu söylüyoruz. Birbirlerini tamamlaması lazım. Biz şimdi karakter yorumlamıyoruz. Tabii, karakterlerine hiçbir şey demiyoruz. Biz oyun karakterlerine bakıyoruz. Oyun diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Biz oynadıkları futbola bakaraktan konuşuyoruz. Tabii. Biz de onun için dedim zaten. Bak, onu söylüyorum yani. Yani şimdi öyle bir adamlar getirmişler, öyle bir almışlar ki ya oyuncu grubuyla hani çok barışık bir oyuncu grubu değil. Hani dışarıdan baktığın zaman Bal Ligi'ndeki oynayan takımla şeyde oynayan Akyazı Spor, Ferizi Spor, işte ne bileyim oradaki takım Pamukova Spor yani hiçbir farkı göremezsin. Al oradan Akyazı Spor'u. Aynı şu anda Hendek Spor'un olduğu yerde olur. Al Pamukova Spor'u. Getir oraya koy. O da ya 5.'dir ya 6. sırada olur. Bak olur diyorum. Net söylüyorum. Çünkü ya seyrede bir Yalova'yı seyrettik biz burada.
Hep olmuş yani geçen haftalarda olacak, da olacak yeşil şey. Ova'ya yeşil yurt diye deyip durmuşum. Sinirlen artık. Şimdi değiştiriyorum. Onlar adına da özür diliyorum. Yeşil Ova diyelim. Yeşil Ova takımını seyrettiğin zaman bu takım nasıl toplamış bu puanları ya? Ama biz ne dedik? Nilüfer gelir, vurur geçer. Çünkü Nilüfer bu grupta şimdi 3 tane daha adam aldılar. Öyle kolay kolay yenilecek bir takım falan değil Nilüfer. Evet. Çok iyi 3 tane daha oyuncu aldılar. Ya adamlar zaten hedefleri var. Bursa Spor'un zaten durumu belli. Yani Bursa ile yani birleşmek, yani lige çıkmak. Bunun için de ne gerekiyorsa tabii ne gerekiyorsa yapıyorlar. Hocaları da iyi. Aynı hocalarla da devam ediyor Hendek Spor. E sen şimdi bir hoca getiriyorsun. Kaçıncı hocası? Hendek'in kaçıncı hocası? Dördüncü hocası. İş değil ya. Cevdet Nahil Sancaklı. Yani soyadına bence hoca değil de bir abi olarak getirmişler. Yani öyle de olabilir. Yani bunu kim seçti? Ya altyapı hocası. Gölcük'te altyapı hocalığı yapmış. Yıllarca yapmış. Girecek çıkacaklar belli. Hoca ne yapacak? Kondisyon verecek hali yok herhalde. Maçlar oynanıyor artık, bitmiş yani iş. Ne yapacak hoca yani? Şimdi Gölcük Spor'dan getirdiğin hocanın Gölcük Spor'un durumuna bakalım. Hendek Spor'un olduğu sıralamanın, onlar da ikinci grupta aynı sıralamadalar. 8. sırada. 14 May 14 takım var orada da. 8. sıranın da sırada olan bir takımın hocasını alıyorsun. Hendek'e getiriyorsun. Hedef ne? Arif Yakalaycı'nın ve Karasu Spor'un üstünde bitirip kümede kalmak. 13'te 13 diye hedef açıklamışlar. Efendim? 13'te 13. Bu futbolcu grubuyla 13'te 13 yapamazsın. Bak bu yapamazsın. Vallahi. Sen ilk maçını kimle oynuyorsun? Nilüfer'le. Nilüfer'le içeride oynuyorsun. Sen Yalova, Yeşilova maçındaki gibi oynarsan çok büyük sıkıntı bekliyor seni. Yapamazsın. Peki hocam şeyi sorayım ben. Bu şimdi gelen hoca Gölcük'te değil mi? Gölcük. Yani şimdi oradaki başarısını söyledim. Peki oradaki takım nasılmış acaba? Yani iyi bir takımıymış. Ne kadar ya para harcamışlar? Benim bildiğim Gölcük Spor'da da iyi paralar harcanmış. Onların da hedefleri üst sıralarda da olmamış, tutmamış. Hendek gibi yani. Hendek gibi tutmamış. Ondan sonra bu tipik bir altyapı hocası dedi arkadaşlarla sordum, birkaç yere aradım. Tipik bir altyapı hocası. İyi bir insan olabilir. Ya bu liglerde demek ki bilen, bu ligi bilen bir hoca demek. Yani demek çalışmış. Hendek Spor'a bakarsın çok başarılı olur. Ona bir ya şey diyemem. Tabii ama yani ya inşallah başarılı onu olsun. Cemal'imiz yani, o yani bizim. Evet. Birkaç tane oyuncuyla da herhalde yollarını ayırdılar. Mesela 9 numarayı ben çok eleştirmiştim. Mustafa Akkuş'u. Evet. Onlar yolu ayırdılar. Bir de Yunus Emre Alagöz mü? Yunus Emre iyiydi ya. Ben seviyordum ama. Onu da göndermişler. Yunus Emre ne oynuyordu? 40 numara olan Fikri değil mi? Kötü oyuncu değildi yani. Koşu, en çok koşan oyunculardan biriydi. Abi orada Vural Akkurt var. Vural canım o zaten bak, kalite. Vural, Ümit Kors, Vural bunlar çok iyi oyuncu. İyi oyuncu ve de ama sol bek Kadir Doğukan. Kadir çok iyi bir sol bek. Ben çok beğendim. Evet. Ben kaç maçtır seyrediyorum. En çok beğendiğim oyunculardan biri. Ondan sonra ya bu takıma oyuncu lazım. Bak en az 3 tane oyuncu alması lazım. Gelecek sene için. Gelecek değil. Şimdi alacaksın. Bak ha, Arife Yakalaycı ile aranda bir puan var. Arif Yakalaycı, evet ligde kalmak için. Seninle evet. Zaten lider olamazsın. 18 puana çıkmış aradaki fark senin. Sen kaç puan var hocam? 18 var. Onların kaç var? 33 mu var? 13, tabii. 15 puan 30 puan var. Çok fark var yani. Çok fark var. Şimdi sen onu nasıl? O bitti o sen işim, o iş bitti. Sen şimdi Arife'ye ve Karasu'nun üstünde lig bitirmeye çalışacaksın. Aynı hesap kitap Arife Yakalaycı'da da var. 3 tane adam alırsa, seni Hendek'te yenerse ne yapacaksın? Peki biz bu 3 takımı yenebilir de bak söyleyeyim. 3 takımı da ligde tutamayız mı? Tutamazsın. Yok. Bir tanesi zaten giriyor otomatikman. Birisi şampiyon olursa yukarıdan, o zaman kalırsın ligde. Şimdi şey diyeceğim ben. Kalaycı Spor şeyi bekliyor. Kalaycı Spor şeylerinde konuştum Cafer Başkan'la. Onlar da Arifiye Belediye Başkanı'nın adaylığı, biliyorsunuz Cuma günü açıklanacak adaylar. Belediye Başkan adayları. Yok, şimdi herkesin yani, tamam da ne alakası var, olmaz, başkası olur. Şöyle yani, şöyle. Şimdi eğer adam devam edecekse, aday olursa yani seçim süreci destekleyecek yani, destek manası. Çünkü yeni gelen biliyorsun, biz şeyde yaşadık, Hendek Spor'u çalıştırıyorum. Ama niye ben, yani 2 ay var, Mart'ta seçim. Tabii. Mart'a kadar koltukta oturacak, yine destek. Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. Destekler yani. Planlamaları yaptık. O zaman da şey vardı, Zeki Cömert vardı başkan. Ondan sonra Zeki Cömert seçimi, biz şey gün çarşamba günü gideceğiz, pazar günü seçim var. Evet. Başkan seçimi kaybetti. Ali İnci geldi. Ali İnci'nin seçildiği dönem. Ali İnci'nin güreşçisi de mi? Şimdi biz gideceğiz. Bizim yöneticiler dediler ki. Bunu sever mi? Biz Zonguldak'a gideceğiz. Şampiyona şey lazım hani masa. Adam dedi ki evet. Ben daha mazbatayı almadım. Bize koltuğa oturmadık ki dedi. Size ne vereceğim ben size falan. Neyse öyle gittik biz gene bir şekilde. Şimdi diyeceğimiz şu. Şimdi burada da yeni gelecek olan başkan spor seviyorum diye. Mesela aynı şey Karasu'da var. Karasu'daki başkan da mesela. Evet. Orada Hasan Başkan da ondan muzdarip.
Onlar da bekliyorlar şimdi orada bir değişiklik olursa hani yeni gelen yani başkan. Yani belediyelerden destek bekleyen olur. Takımlarımız var. Evet, ya şimdi da... siyasetin spora katkısı inanılmaz. Bunu kimse şey yapamaz. Ve ben şunu söylüyorum. Siyasetin spora katkısı, gençlere katkısı özellikle spor manada evet. katkısı yoldan, asfalttan bence daha önemli. Çünkü onları kullanacak olan da insan, nihayetinde eğitilmiş insan. Onları bir şekilde eğitip yetiştirip gençleri sporu sevdirip sporun içinde tutmak, onlara ahlaklı bireyler yapmak. Şehrin geleceğiyle alakalı da emniyet sporu bir yerde bence yani. Şimdi Kalaj'da bir kişi orada almış işi götürüyor kendi başına. Onlar da transfer yapacaklar. Eğer bu şey belli olursa onlar da bir üst transfer düşünüyorlar. Birkaç transfer düşünüyorlar dediği gibi Bülent'in. Evet. Yani şimdi burada içeride inanılmaz işler olabilir. Biz bir anda tersine döner, rüzgar tersine döner. Hendek alamaz iyi skorlar şey alır. Bir bakarsın ki şey de olur. Kendini bir anda şeyle playout'tan oynamak. Tabii zor yani. Oynayacak pozisyonda bulursun. İkinci devre zor daha işte da zor geçecek. Hendek bakacak, geçmiş geriye bakacak. Geçen sene ne yaptık, nasıl küme düştük, ne hatalardan düştük, bu sene de bu kadar para harcadık, niye bu duruma düştük, onlara bakıp ders çıkarması lazım. Evet tabii biz Bal Ligi takımlarımıza da başarılar diyelim. Onlar şu an devre arasındalar, çalışacaklar. İkinci devreye hazırlanacaklar. Herhalde onların... Nilüfer maçını iple çekiyorum. Çok önemli bir maç. Çok da merak ediyorum o maçı. Onlara da başarılar Bu arada diyelim. Şeyi de unutmayalım. Hüdaverdi Başkan'a çok geçmiş olsun. Hüdaverdi Başkan'a geçmiş onlara olsun Onlara sağlık diliyoruz başkanımıza. Evet. Benim dostum, kardeşim, arkadaşım. Evet, kendisi bir tedavi. Aradık görüşemedik ama evet. geçmiş olsun kendisine. O bayağı bir sıkıntılar yaşadı. Allah şifalar versin kardeşimize. Evet, Hüdaverdi Bahadır Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi biz de buradan iletiyoruz. Tabii ki Nilüfer maçında Hendek'te olacağız o maçı. İnşallah Allah nasip ederse oluruz. Nasip ederse canlı izleyeceğiz. Şimdi tabii ki futbol. Her şey nasip iş. Futbolu bir yere koyup biraz Sultanlar diyelim mi? Onların bir maçı kaldı galiba. Sultanlar işte şey Pire'nin sultanları. Onlar playoff oynayacaklar. Boğaziçi Belediyesi ile oynayacaklar. Playoff. Valla bizim sultanları onlar yener. Kimse yenemez ya. İyi bizim takım. Devrede yani de 3 tane adam aldılar. Onlar iyice güçlendiler. 3-0'lık galibiyetlerle yürüdüler şu an. Valla iyi bizim takımımızı yani yenileceğini hiç düşünmüyorum. Ciddi alırlarsa her takımı yenerler. Playoff'ta da çok başarılı olacağını düşünüyorum ama. Evet, Sakarya Voleybol takımımıza başarılar diliyorum. Ömer Bektaş'ı da kutlayalım. Başarılı. Takımı çok iyi, tabanca gibi yaptı. Evet. Allah o yolunu da açık etsin o kardeşimizin. Onun da siyaset yönünde bazı şeyleri var. Yolu uzun. İnşallah Allah gönlüne göre versin. Evet. Boğaziçi Belediyesi ile playoff hattına 28 puanla lider çıkıyor. Boğaziçi Belediye maçıyla. Yani lider bitirir de bundan sonraki gruplarda kimle eşleşecek ona bakacağız. Playoff önemli tabii ki. Birinciler, playoff. İkinciler eşleşecek. Orada aşağı yukarı kaç tane grup var? 12 grup var galiba bildiğim kadarıyla. 12 grubun birincisi, ikincisiyle onlar maç oynayacaklar. Evet. Eşleşip. Birinci grup, birinci etap, ikinci etap. İki etap olarak oynayacaklar. Tabii handball takımımız da var biliyorsun. Onlar bir devre arası yaşamıştı. Devre arasından sonra Sakarya handball takımımız hazırlıklarını yaptılar. Onlar da lig için artık geri sayım başladı. Onların da ligi başlıyor. Onlar da bir hazırlık maçları yaptılar. İyi gidiyorlar. Büyükşehir Belediyesi handball takımını bayağı da konuşamamıştık. Hocamızı bir alalım buraya. Bir akşam hocamızı davet edelim. Hem ligin başlamasıyla hem de güzel maçlar. Seyircilerin de artık ilgi çekmeye başladı. Kaliteli bir insan. Çok kaliteli bir insan. Evet. Tanıştım ben kendisiyle. Çok kaliteli bir insan. Ligde handball takımımızın maçları seyirciler de gelmeye başladı. Bayanlar, aileler falan. Yani handball'u sevdirmeye başladı Sakarya'da. Salonlar güzel doluyor. Yani mini maça. Biz de gidelim maça. Mini maça sen gelmedin. Ben seni özellikle davet etmiştim. Evet evet gelemedim. Biraz rahatsızdım. Salona girmemecek kadar kalabalıktı. Hatta o gün ben eleştiri de yaptım. Yani Serdivan Spor Salonu Müdürü her ne kadar arkadaşımız olsa da Şükrü Bey. Dedim ki ya bu salona bu kadar seyirci aldın ama yani bu tehlikeli. Yok çökmez onlar. Yapılışını biliyorum merak etme. Hayır çökmezsen demiyorum yani nefes alacak yer yoktu. En ufak bir rahatsızlıkta insanı dışarı çıkaracak pozisyon yani o kadar doluydu ki. Tıka basa yani merdiven boşluklarına kadar. Güzel bir şey. Ama çok seyirci yani aşırı seyirci alındı.
Ya şimdi bilet yok ya. Güvenlik, hayır, güvenlik çok önemli ya. Yani güvenlik biraz çok önemli. Güvenlik adam gelmiş seyredecek maçı, girme diyemezsin ki. Yani burada güzel bir maç yenildik gerçi ama. Yani ne olsa olsun. O yani o gün ben orada bir kişi sağlıktan dolayı ölse ne olur Allah korusun. Hatta Bülent Hoca'yı çağırdım gelmedi. Ben şimdi kalabalık ya. Fazla kalabalık yapmayayım diye gelmemişim. Bel fıtığından ölüyorum ya. Hala öleyim ya. Evet, Bülent Hoca beni arıyor. Bu tabii bizde de var aynı sıkıntı. Bizde de zaman zaman bizi yaşıyoruz. Allah herkese sağlık versin diyelim. Valla oturuyorum ama nasıl oturduğunu evet. Ben biliyorum. Bir Allah bilir. Tabii birçok konu var. Yani konuşacağımız konular var. Ancak diyoruz ya işte amatörde ne var hocam? Biraz sahip hocam. Oraya gidelim. Süper amatör maçları devam ediyor. Bu hafta A grubunda sürpriz sonuçlar oldu bu hafta. Akyaspor liderliğini sürdürüyor. Ferizli, Kazımpaşa, Taraklı, Arifiye, Sahil, Bekirpaşa, Azize diye sıralanmış burası. Şimdi burada playoff için ikinci devre bayağı sıkı bir mücadele olacağını görüyoruz. Mesela bu hafta Akyaz ile Bekirpaşa bir berabere kaldı Akyaz'daki maçta. Evet. Arifiye'de Sakarya Caddesi'ne yenildi. Sakarya Caddesi keza düşmemeye oynuyor. Altta olan bir takım Arifiye'yi yendi. Bu da sürpriz bir skor. Bir de Harmanlık Ferizli, lig ikincisi Ferizli Harmanlık'tan 0-0 berabere kaldı. Bu da sürpriz bir skor. Sürprizler geliyor değil mi zaman zaman? Tabii yani şimdi ikinci devre, şimdi mesela şurada Aziye takımı 8. 21 puanlar ama Aziye takımı takviye yaptı. Playoff'u zorlayacağını düşünüyorum ben. Yukarıda da Kazımpaşa'da oyuncularını herhalde tahmin bazı oyuncuları gidiyor galiba. Onların da 3. sıralar ama playoff'a tutunabilecekler mi? O da biraz da soru işareti. Diğer B grubunda da Pamukova liderliğini sürdürüyor. Yani başladığı gibi önde götürüyor şey yarışı. Yeşilyurt, Sakaryaspor, G ve Serdivan. Burada Serdivan bir çıkış yaptı, transfer yaptı, iyi transferler yaptılar. Onlar da şu anda 5. sıralar ama playoff'a çıkacaklarını düşünüyorum. İyi bir ekip yaptılar. Bu hafta zaten Yeşilyurt'la oynadıkları maçta 2-2 berabere kaldılar. Onlar da şu anda iyi gidiyorlar. Evet, gelecek sene birincilikte yabancı sayısı 6'ya düşürüldü. Bunu da buradan söyleyelim. Evet. Bu federasyon tarafından. 6 yabancı geçmeyecek birincilik. Haberiniz olsun. Buradan da bilgi vermiş olalım. Bu arada Karaspor U16 takımı şampiyon oldu. Onlar da şampiyon oldu. Karaspor Harmanlık'tan sonra evet. Karaspor'u Harmanlık'tan sonra tebrik edelim. Onlar da Türkiye şampiyonasına gidecekler. Karaspor'a tebriklerimizi iletelim. Herhalde Sadun Hoşbay orada değil mi? Altyapıya Sadun Hoca bak. Evet, Sadun Hoca'ydı. Onlar bakıyorlar evet. Şey hocam bir şey sorayım. Buyur. Şimdi amatör kümeyi böyle yakından takip eden bir insan olarak burada genç oyuncular var mı? İyi genç oyuncular. Mesela bizim adam gibi adam bir hocamız var. Adem Tandoğan. Milli takımı seçici bölge antrenörü. Evet. Adem Hoca'nın böyle gözüne çarpacak, alacak, milli takım hazırlık kampına o yaş grubunda gönderecek oyuncular gözüne çarptı mı hiç? Aslında bunu Adem Hoca ile konuşsak iyi olur. Niye? Adem Hoca'yı da çağırabiliriz. Bir akşam Adem Hoca'yı alalım. Milli takım bölge sorumlu antrenörü, Sakarya bölge Adem sorumlu antrenörü. Adem Tandoğan'la konuşalım. Bu arada Yunanistan'da yapılan... Yani çok kaliteli bir hocamızdır. O, şimdi şeyleri o takip ediyor. Mesela evet. Bizden bazen bazı oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Mesela soruyor, ediyor. Takip ediliyor evet, yani. Evet, onu değerlendirebiliriz. Bir de şu var hocam. Şöyle yapıyorlar onlar. Mesela diyor ki 2008'lerden evet. Diyor ki takımlara diyor ki 2008'di bize oyuncu gönderin diyorlar. Üçer kişi. Kendi evet. Takımında iyi oyuncular. O planlamayı yapıyorlar. Yani. Onlar yapıyorlar. Gidiyorlar. Onlar seçme yapıyorlar. Ve takımlarında da izliyorlar. Zaman zaman kendi takımlarında evet. Yunanistan'ın izliyorlar. Yunanistan'ın Atina kentinde yapılan karate seri A yarışlarında Sakarya Büyükşehir sporcusu Zeynep Rezanim 55 kiloda bronz madalya kazanmış. Kim Zeynep? Olmuş. Zeynep Rezanim. Karatecimizi tebrik ederim. Soyadı ne? Anlayamadım. Rezanim. Karate mi? Zümra Rezanim. Karate'de mi? Evet, karate. Hocası kimmiş acaba? Valla Büyükşehir'in sporcusu. Büyükşehir sporcusu mu? Sakarya Büyükşehir sporcusu. Olmasın. Davut Büyükşehir'i çalıştı mı? Bölge antrenörü. Evet, Büyükşehir'de kim var? Karate'de. Karate'de Mustafa mı vardı orada? Ben de bilmiyorum valla. Şimdi yalan söylerim. Ya. Şimdi Mustafa hocam. Hocalar değişti. Bayağı da şu anda kim var. Ama tabii ki yani biz de buradan kutlayalım onu. Onun dışında bakıyorum yani çok önemli bir gelişme Uğur var. Uğur Kobaş hocamız bilir onu. Evet şu anda tabii ki elimize gelen haberler, bilgilerden vermeye çalıştık. Zaman zaman bizi izleyenlere de buradan bilgileri vermiş olduk. Tabii ki Sakaryaspor maçını Pazar günü Gençler Birliği ile Sapanca Spor Eskişehir deplasmanına çıkacak. Onlara da başarı dileyelim.
bu akşam da burada yavaş yavaş noktalayalım. Gelecek hafta inşallah güzel sonuçlar hem Sapancaspor hem Sakaryaspor'un galibiyetini hem burada kutlarız, konuşuruz hem de inşallah güzel bir hafta geçiririz diyelim. Tabii ki handbol takımlarımız takımımıza, Sakarya Büyükşehir Handbol'a ve voleybol takımımızla birlikte basketbol takımımızın da maçları başlayacak. Onlara da başarı diyelim. Bütün amatör kümede sakatlıksız yeni sezonun ikinci yarılarını devam etmesini dileyelim. Bal liginde de zaten devre arası çalışıyorlar. Onlar da ligde kalmak için mücadele edecek bütün takımlarımız. 4 Şubat'ta başlıyor biliyorsunuz. 4 Şubat'ta evet başlayacak. Tabii ki onlara da başarılar diyelim. Bütün takımlarımızı iyi sonuçlar almasını diliyoruz. Gelecek hafta tekrar yine salı akşamı sizlerle birlikte olmak dileğiyle bu akşamlık da bu kadar değil. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Spor 4'ten iyi akşamlar sevgili seyirciler.